Hayırlı akşamlar. Akit TV'de Kürsü programında bendeniz Fatih Tuman'la berabersiniz. Biz bugün yine derdimizi konuşacağız, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Zira bizim muhabbete ihtiyacımız var, sohbete ihtiyacımız var, konuşmaya ihtiyacımız var, anlatmaya ihtiyacımız var. Anlaşmaya ve anlaşılmaya ihtiyacımız var. Pek çok şeye ihtiyacımızın olduğu gibi. Buna muhtacız biliyorum çünkü bazen insana ağır geliyor. Bana da size de hepimize de ağır geliyor. Bir şey yapamıyor olmak ağır geliyor ama en azından söyleyebiliyor olmak da tek başına yeterli olmadığını ben düşünsem de hiçbir şey yapamıyorken en azından bunu yapabilmek lazım. Birkaç zamandır pek çok yerde konuşunca arkadaşlar, dinleyenler, kardeşler, izleyenler şöyle şeyler söylüyor. Tamam ama hani bir şey yapamıyoruz diyorsunuz ama ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Benim şahsi kanaatim işte bütün bu Gazze meselesinden, bütün Müslümanların bu halinden ve durumdan bahsediyorum, bu zulümden bahsediyorum. Her ne yapıyorsak, ne iş yapıyorsak onu en iyi şekilde yapalım. Onu en iyi şekilde yapmak gerçekten bir şey yapıyor olmak demektir. Her programın başında söylediğimi yine söyleyeyim, boykot meselesini önemsiyorum. Ama boykot dediğiniz şeyin sadece yani şunu almayalım, şunu içmeyelim, bunu vermeyelim de olmayacağını da biliyorum. Bu bir şeydir, önemli bir şeydir ama her şey değildir. Boykot edeceğiniz daha büyük şeyler vardır ve bunlar kültürel boykota kadar gitmek zorundadır da özellikle söyleyeyim. Bununla ilgili zaten programın tamamının içinde de konuşacaklarımız var ama bilin diye özellikle söyleyeyim, yani kürsülere çıkıp da ellerine ödül alıp da köpeklerine, kedilerine selam gönderenler varken bu memlekette, bu memleketin içinden çıkmışken aslına bakarsanız Gazze'de ölen, öldürülen insanların bizim gözümüzde o köpekler kadar değeri yok demeye çalışıyorlar ya. İşte siz de onlara onlar kadar değer verin. Yani kalkıp da şimdi bize demesinler yani hayvan hakları falan diye. Biz kuşu öldü diye gidip ona baş sağlığı veren peygamberin ümmetiyiz. Bize hayvan sevgisini onların öğretecekleri yok. Biz yerde ayağa taşa değil diye taştan özür dileyen insanların torunlarıyız. Onlar bize öğretemeyecekler onu. Ama biz orada da neyi neye göstereceğimizi, kime ne kadar değer vereceğimizi bilmek zorundayız. Programa başlamadan önce hocam da bana müsaade ederse birkaç tane teşekkür etmem lazım. Program evvelinde hocama söyledim ama size de söyleyeyim. Ben her seferinde de söylüyorum. Her git gittiğim şehirde, çünkü ben sizinle bir program yaptıktan sonra birkaç şehre gidiyorum, sonra tekrar programa geliyorum. Bu hafta da öyleydi. Gittiğim her şehirde önümü kesiyorsunuz, programı izliyoruz diye söylüyorsunuz. Hatta bugün Mehmet Ali Bulut hocam bizimle. Onunla yaptığımız en son programla ilgili de çok fazla yorum yaptınız. Hocam gerçekten bize İsrail kim, ondan sonra İsrailoğulları kim, Yahudiler kim, bunların hepsini anlattı. Lütfen devam edin demiştiniz. Bugün oradan devam edeceğiz. Onun için hepinize bir teşekkür etmem lazım. Hepinize teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürüm. Ben bugün Bahçeli Evler'deydim. Sağ olsunlar, Bahçeli Evler'de gençlerle buluştum. Güzel bir konferans oldu. Hem belediyeye hem belediye başkanımız Hakan Bahadır. Doğru söyledim inşallah. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyondu. Bir de hemen programdan önce çok eski bir arkadaşım bana mesaj yazmış. Fatçon. Fatçon da Arnavut hocam. Arnavut kardeşlerimizden, oradan gelen kardeşlerimizden şimdi burada. Ona da bir selam göndereyim, selam göndereceğim dedim. Söz verdim, üzerimde kalmasın. Ona da bir selam gönderdim Fatih Nurçay'a da. Sağ olsun, var olsun. Şimdi biz yine aslına bakarsanız Gazze meselemizi, Kudüs meselemizi, aslında insanlık meselemizi konuşmaya devam ediyoruz ama hocamla bir evvelki programda bir ay kadar olduğunda da bunu konuştuk ve doğal olarak hala devam ediyoruz. Çünkü hala mesele devam ediyor, bu acı veren tarafı. Ama şuradan sanki devam edersek, kaldığımız yeri tam net hatırlamasam da devam edersek güzel olacak. Bizi siz hocam, bu arada hocam hoş geldiniz. Ben eyvallah, bu kadar konuşunca o tarafı unuttum hocam. Çok özür dilerim. Estağfurullah. İyisiniz inşallah hocam. Çok şükür. Ne kadar iyi olunursa. Tuhaf bir yorgunluk var üstümde. Şu anda onu fark ettim hocam, bunlarla, biliyor musunuz? Biraz önce yoktu hocam, şimdi oldu bu. Bunlarla uğraştıkça onlar da bizimle uğraşıyorlar. Esasında ben bu kitabı bu dönemde bir daha okudum. Tanrı halkının Allah ile başı dertte. Ya bu kadar mı isabetli olur yahut benim bunlar hakkındaki kanaatim bu kadar mı netmiş, bu kadar mı doğruymuş, şaşırdım kaldım birçok yerlerde. Yani yaptığım tanımlamalar var. Bu insanlar böyle yani. Biz onların karşısında şey değiliz. Yani bir Müslüman, bir mümin tavrıyla dayanıyoruz. Ben bu sıralarda gittiğim her yerde tek mesele anlatıyorum. Mümince duruş. Hocam yani, bir şey sorabilir miyim? Hani biz Müslüman gibi duramıyoruz dediniz, mümince duruş dediniz ya. Bunu şimdi açılsın diye bilerek istiyorum. Çünkü
İşte siz her yere gidiyorsunuz, insanlarla birliktesiniz. Ya gitmeseniz de birliktesiniz yani. Hani zannetmesinler ki hocam bir yerde değil, burada da her gün zaten bunu konuşuyorsunuz. Her yerde karşılaşıyoruz. Ben de konuşuyorum, siz de konuşuyorsunuz. En çok sordukları şey şu insanların doğal olarak. Tamam ama ne yapalım? Yani o duruş ne? Evet. Ben bunu çok merak ediyorum. Net bir şey söyleyin istiyorum yani. Müslümanca duruş bu durumun karşısında işte bütün her şey gözümüzün önünde. Şu 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 diye açıklamayacağım. Hepsini görüyoruz. O ne hocam? O Müslümanca duruş ne? Ben diyorum ki mevcut halden, mevcut alışkanlıklardan tövbe ile istiğfar etmek. Hı hı. Sonra yeniden iman etmek. Bu yeni iman çerçevesinden yeni bir salih amele yönelmek. Hı. Çünkü yani Kudüs bir turnusol kağıdıdır. Turnusol kağıdıdır. Bugün Müslümanların, daha doğrusu Müslüman değil, şimdi ben bakınca tüm insanlığın sınıfta kaldığı bir süreçteyiz. Tüm insanlık. Şu anda Yakup Tanrı'yla güreşiyor. Şimdi bu Tevrat'ta geçiyor. Bizimkiler hemen diyor ki işte bu bunların uydurması. Uydurması olabilir. Ama bunlar buna bir anlam yüklemiş. Gerekirse Tanrı'yla görüşecek ve baş edecek gibi kendilerini görüyorlar. Şimdi bütün dünyayı karşılarına almışlar. Kim bunlara bir şey söyleyebiliyor? Hiç. Karşıdaki insanın ne silahı var, ne sığınağı var, ne çaresi var. Sen seyrediyorsun, ben seyrediyorum, o seyrediyor. Tamam, Hristiyanlar seyrediyor. Hı hı. Vallahi Hristiyanlar bizim yani onların da yaptığı bizimki kadar. Yani yahut bizim yaptığımız da onlarınki kadar. Hatta aynen onlar ya. Bizden daha fazla nesnel tedbirler ortaya koyuyorlar. Şimdi bu dönemde ferden gidip bir Müslümanın ben işte ben ona karşı duracağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım deme şansı yok. Yok çok yani. Devletler hukuku böyle oluşmuş değil maalesef. Ben şöyle böyle bir 20 senedir bir şey için dil döktüm hep. Nedir hocam? Bilen hep de biliyor. Bugün İslam mücahitlerinin iki temel görevi var. Hatta bu yüzden dolayı beni tekfirle suçlayanlar bile oldu. İki temel görevimiz var. Birincisi Müslümanların acilen kardeşleri, Arap kardeşlerini uyandırmaları lazım. Arap'ın tamamı uyanacak mı? Hayır. Arap'ın içerisinde ve minel a'rabi diyor. A'rab diye dediğimiz bir kesim var. Bunlar kim? en az İsrailli kadar İsrail'dirler. A'rab dediğimiz. Hmm. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki onlar geldiler biz iman ettik dediler. Hayır, iman etmediler diyor. Sonra mesela Medine'nin yerli münafıkları vardı. Bunlar hepsi mi düzeldiler? Hayır. Düzelmediler. Dolayısıyla Arapların içinde şu meselede hepsinin Müslümanca bir duruş sergilemesini beklemek doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'i doğru okuduğumuzda. Öyleyse bizimle birlikte Müslüman ve mümin olanların harekete geçilmesi lazım. Bu da genel anlamda sermaye sahibi Arapların uyandırılması gerekiyor. Bu sermaye, bu parayı, bu Allah Hudan abid olan parayı, çünkü yerden su gibi çıktı bu petrol. Evet. Onu aldılar, kullandılar. Bunu İslam'ın emre vermeleri. İslam'ın da değil. Çok açık ve net söylüyorum. Şu anda İslam adına bunlara karşı bir şey yapabilecek rehber Türkiye. Evet. Bu imkanı Türk kardeşleriyle paylaşmaları gerekiyor. Zaten ancak bunu yaptıklarında Müslüman Türkler, Araplar yani Türk Müslümanların rehberliğinde, hı hı, bu işe müdahil olduklarında Arap uyanmış olacak ve bu vazifesini yapmış olacak İslam. Hocam parantez 2'yi unutmayın diye bir şey soracağım. Şimdi siz meseleyi başka bir yere getirdiniz. Yani çünkü hiç bu tarafını ne düşündük ne konuştuk açıkçası. Yani Araplar, herkes Arap deyince doğal olarak direkt Müslüman diye düşünüyor. Hepsi değil. Ama hepsi de görmeyeceksiniz. Peki mesela bu sermayeyi tutanlar dediğiniz kişiler, evet, acaba Müslüman olmayanlar mı Müslüman olmayanlar? Tabii ki onların eline verdiler yani. Kendilerine motamot tabi olanlar. Çünkü şimdi mesela Türkiye'de Müslüman olmayan Arapların elinde aslında bu sermaye. Türkiye. Şimdi mesela 1850'lerde, hı-hı, 1850'lerde Anadolu'da çok yüksek misyoner faaliyetler yapıldı. Doğru. Çok yüksek misyoner faaliyetler yapıldı. Neden? Niye hocam? Şunun için. Burada ileride kullanabilecekleri evlatlarını aradılar. Bütün Pakraduniler o zaman yapıldı. Tespit edildi. Pakraduniler dediğimiz kim? Ermenilerin içinde saklanmış Ermeni veya Ermeniden dönme Müslüman gibi görünmüş bir yan evlatları vardı. İşleri onlara havale ettiler. Son dönem PKK'lıların büyük bir kısmı Pakraduni'ydi artık. Yani Kürtler uyandılar bir parça. Bunlar bizi kullanıyor diye.
Dolayısıyla da son dönemlerde yakalanan PKK'lar veya değerler arasında çok daha şeyi buna katmıyorum, PYD'yi, PKK'ların arasında bilhassa çok daha sünnetsiz insan, yani daha da doğru giderek çoğalıyor. Yani. Kaç kere haber oldu ya. Evet, haber oldu. Çok sünnetsiz insan var çünkü bunlar Pakraduni'dir. Bu Pakraduni Yahudilerin içerisindeki şey, Ermenilerin Arapların içerisindeki Yahudilerdir. Yahut da kendilerini bir şekilde gizlemiş Yahudiler. Bu aileleri tespit ettiler. Hepsini. Ve bu ailelerin çocuklarını aldılar, yetiştirdiler. Ve bunların büyük bir kısmı da Türk olarak önümüze geldi. Sayısız askeriyenin içine soktular, polisin içine soktular, milli eğitim içine soktular ve önlerini açtılar. Anlatabildim mi? Dille ilgili kitapları yazdırdılar, tabii ki, askeri teşkilatları yani, kurdurdular falan demek gibi, evet, bir şey. Yani bunların tabii burası bir şey, iddia ve belge vermek yeri olmadığı için evet, ben evet geçip gidiyorum bunu. Ya bunlar çok açık şeyler, yani açık. Ya isteyen zaten araştırsın baksın. Ha, isteyen araştırsın baksın. Şimdi mesela şeylerin önüne, Kürtlerin önüne çıkarmaya çalıştıkları Kürtlerin de çoğu Pakraduni'dir. Daha şu sıralarda yeni yeni şişirdikleri bir şey var. Bir çok entrens Arya söyleyen bir kadın. Ha, şu şeyin Özgür Özel'in gidip elini öptü mü? Bir bayan. Evet evet. O mu hocam? Sanatçısı dedi ya. Onur duyarım dedi hatta. Evet. Elini öpmekten onur duyarım dedi. Neydi ismi arkadaşlar, bana bir söyleyin, ben hatırlamıyorum. Böyle neyse, gereksiz isimler. Şimdi mesela bunu 8-9 sene önceye kadar Kürtçe bile bilmiyor. Ama şimdi Kürtçe dersi verdiler. Bunu bir soprano yaptılar. Milletin önüne çıkardılar. Bu çalışmalar hep var. Şimdi beni kahreden şu. Ney, Pervin? Evet, Pervin Çakır. Pervin Çakır. Tamam, Pervin Çakır. Yani şimdi o zaman Özgür Özel durduk yere gidip elini öpmedi ya. Durmayacağım Özgür Özel. Şimdi elini konuda. Neyse tamam, girmeyelim. Beni siyasete tamam sokma. Ama yani, siyaset değil ki hocam. Yok işte ben siyaset yapmıyorum. Tamam, siyasetçileri yani, konuşmuyoruz. Şimdi işte. Şimdi normalde Türkiye bu kadar üzerinde yapılan oynanan şeylere rağmen, oyunlara rağmen hala ayakta duruyorsa Cenab-ı Hak bu millete bir misyon yüklediği içindir. Bir muradı var. Muradı var zaten. Bunun muradı muradını iki yerden biliyoruz. Bunlardan bir tanesi şeydir, Çanakkale'dir. Bir tanesi 15 Temmuz meselesidir. Yani millet işte bilmem darbe uydurmaydı hiç umurunda değil. Birileri darbe yapmaya kalkıştı ve millet de birilerinin karşısına çıktı. Yanlış mıyım? Doğru, tam yani, olay bu. Yani mesele bu. Dolayısıyla da bu millet buradan sökülemedi şeyde. Yenilmiş olduğumuz bir sonrasında yenilmişliğimizi kabul ettiğimiz bir mücadelede biz yine de Çanakkale'yi geçirtmedik. Tabii. Yani iş tavına gelirse sizi burada yine de barındırtmayacağız. Bu o gün şu demekti. Eğer o gün bizi mağlup edip girselerdi, yani Çanakkale'de mağlup olup bizi mağlup edip içeriye İstanbul'a girselerdi, ne İstanbul kalırdı, ne din kalırdı, ne Diyanet kalırdı. Dolayısıyla da Çanakkale'yi biz geçirmedik. Bedir Savaşı gibi bir muazzam şeydi. Ama yine İstanbul'a geldiler hocam. Mühim değil. Mühim değil. Yani bir yenilememiş, kolunu bükemedikleri bir askerle konuştular yani. Neticede öyle bakmak lazım. Evet. Sonra kendi içimizden bir operasyonla biz bu darbeyi yedik. Yani şu darbeyi yedik. Bize dağıtmak istedikleri şeyi canavarlığı modernlik adı altında biz kabul ettik. Biz Avrupa değerlerini kabul ettik. Avrupa'yı kabul etmedik. Ama o değerler sonra bizi mağlup ettirir. O başka bir şey. Yani evet, biz şey muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için o harfleri değiştirdik, o kıyafetleri aldık. Yani neticede bu ümmeti, bu milleti diğer kavimlerin arkasına bırakmamak için. Ama biz oradan bir şey olta yuttuk. Olta mı dedim? Biz okayı yuttuk hocam. Evet. Bu bugünlere kadar geldi. Yani alfabesi değiştirilmiş, kıyafeti değiştirilmiş, evet, diniyle ilişkinin arasında duvarlar örülmüş, bütün değerleri yok sayılmış, kendi şeyleriyle, kendi bağlantıları, tarihi ve bağlarıyla bütün bağları kesilmiş bir millet olarak biz şimdi ayakta olmamız ve hala Deccal diyen benim tabirimle Deccal'in tam olarak mağlup edemediği bir siper olarak önlerinde durmamız, bu siperde yaşayanların, bu insanların ileride şerrin bütününü temsil edecek gruba karşı da bir misyon üstlenecek olduğu kanaatindeyim. Ben böyle bakıyorum ve zaten şartlar yani benim tahminim de değil esasında. Hem Tevrat'ın hem İncil'in hem de Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu ipuçları var ki günlerin sonunda yaşanacak o büyük savaşta şeyi değiştirecek
sonucu değiştirecek, neticeyi değiştirecek bu millettir. Bunlar bunu ellerindeki fotoğraftan biliyorlar. Bu yok oluşun, bu faturanın gerçek müsebbibinin kim olduğunu biliyorlar. Bunlar da Türklerdir. Öyleyse biz vaktin öncesine gidip bu Türkleri bunu başarabilecek halden çıkarabilirsek belki skoru lehimize çeviririz diye uğraştılar. Belki o zaman galip olur. Uğraştılar. Ama başaramadılar. Beceremediler. 15 Temmuz'da onlardan biriydi yani. O işte bunu başaramadılar. Başaramadıkları gibi şimdi biz karşı şeye geçtik. Karşı atağa geçtik. Evet. Kendimize rağmen. İçimizdeki güzel beyazlara ve siyahlara rağmen. Biz kendimize rağmen başarıya çıtağa geçtik. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın murad ettiğini kimse durduramaz. Eyvallah. Bu da bir şey ayet-i kerime var. Maide suresinde miydi? Yani siz eğer bu dine ey iman edenler siz eğer bu dini reddeder bundan mürted olur uzaklaşırsanız veya kendi şeylerinize değil dönerseniz ki bu Araplara bir doğrudan bir hitaptır. Hı hı. Biz de sizin yerinize Allah daha Allah bir kavim getirecek. O Allah'ı onlar Allah'ı severler. Allah da onları sever. Zalime karşı şiddetli, mazluma karşı rahmet merhametlidirler. Onlar kınayıcıların kınamalarını aldırmazlar. Bütün şeyler diyorlar ki bu Türklerdir. Yani şu anda din evet tebliğ olarak Araplara geldi ama şu anda dinin elindeki uygulayıcı Türk milletidir. Bu yeniden bir misyon üstlenecek. İki tarafında yani iki tarafın dediğim şer tarafında hayır tarafında öne sürdükleri şey Türktür. Şimdi mesela İsrailoğulları da şöyle inanıyorlar. Şimdi bulmam lazım. Günlerin sonunda üstünlük bize geçecek. Nitekim onlar da. Çünkü evet. Hem Yeremya'da hem de Kur'an-ı Kerim'de günlerin sonunda Beni İsrail'in daha doğrusu İsrailoğullarının bu topraklara yeniden toplanacakları bildiriliyor. Ve onlara yeniden bir fetne ve fitne ve fesat çıkarma kabiliyeti vereceğini söylüyor. Hatta mesela diyor ki İşaya'da o gün diyor herkes Siyon'u dinleyecek diyor. Yani seni orada toplayacağım diyor. Bütün dünya Siyon'dan çıkacak kararlara itaat edecektir diyor. Tam böyle geçiyor. Tam öyle bir dönem. Tam da öyle oluyor. Tabii ki öyle bir dönem zaten. Sonra aslında bu tabii bunlar açısından cezalandırmak gibidir. Yani filmin sonunu tam olarak göstermiyorlar. Kendileri filmin sonunu tam göremiyorlar. Kendilerinin bitirdiği yerde filmin bitmesi gerektiğine inanıyorlar. Kendilerinin bitirdiği yerde filmi sonlandırmak istiyorlar. Biz de diyoruz ki birkaç adım daha ilerle orada senin ne olduğunu göreceksin. Bunlar da biliyorlar. Diyor ki bunu yapacak kahramanı durdurmam lazım. Ve durdurdular. Şu ana kadar da durdurdular. Evet. Yani seni kendinle uyarladılar, seni idarecinle durdurdular, senin içindeki askerinle durdurdular, senin kendi bağrından çıkardığın efendim askeri işte orduyu sana karşı kullanarak yaptılar. Hem düşün ki bu memlekette en büyük şeyler camiler en büyük tehlikedir. Bu din en büyük tehlikedir. Yani dindarlık en büyük tehlikedir. Neye karşı? Kendisine tanımlanan şeye karşı vazifedir. Kendisine tanımlanan vazife ne? Modern bir yaşam tarzı. Bu adam yaşam tarzına en ciddi tehlike İslam'dır diyor. Mesela öyle bakıyor. Buna rağmen bu millet dininden olmadı. Demokrasisini de bırakmadı esasında. Cumhuriyetinden de ayrılmadı elhamdülillah. Hem niye bıraksın ki? Cumhuriyet esas İslam'ın hakkıdır. Çünkü İslam asıl Kur'an insana bu cumhuriyeti getirdi. Çünkü yani Kur'an'ın getirmiş olduğu adalet-i mahzayı biz Sıffin vakasında boğdurmasaydık belki de Magna Carta bu İngilizlerin yaptığı kendisiyle öndüğü şey 1200'lerdedir. Ondan 600 yıl önce bu müthiş bir cumhuriyetin veya insanca yaşamanın bir şey olacaktı. Bir başlangıcı olacaktı. Ama yani neticede Cenab-ı Hakk'ın bir takdiriyle adalet-i mahza, adalet-i izafiye boğduruldu. Yani yine bir ilahi iradedir. Hı-hı. Çünkü bir rivayette var, Peygamberimiz kalem istedi, o biliniyor yani kalem kağıt istedi denir. Hı-hı. Vefatından az önce. Bir rivayete göre denir ki işte Hazreti Ali tavsiye etmek istedi. Fakat Cenab-ı Hak ona müsaade etmedi. Bu Allah'ın bir enteresan cilvesidir. Yani çünkü bu hikayenin senaryosunu yazan, takdir eden ve yapan Allah'tır. Evet. Tıpkı bizim şeyin ötesine geçemememiz gibi. Mesela Toronto'ya yöneldi Fatih. Otranto'ya yöneldi Fatih. Zehirlendi ve öldü. Evet. Kanuni en güçlü zamanında Viyana'da bozguna uğradı. Hem de iki kere. Evet. Niçin? Çünkü bu hikayeyi kuran Allah'tır. İlâ nihaya yani Allah'ın takdir etmediği bir şeyi sen tam olarak gerçekleştiremiyorsun. Ve bir şeyin vakti gelmeden de
Nasip olmuyor. Nasip olmuyor. Şimdi Cenab-ı Hak bunlara ikinci bir üstünlük verdi. İkinci bir üstünlük verdi. Bu üstünlük döneminde ne yapacaklarını da bize söyledi. Dedi ki yani birincisinde Süleyman'ın iktidarı denir, seyretti hava üzere denir tahtı Süleyman. O saltanatın yerler eser şimdi yerinde. Fakat o saltanat ikinci kere verilecekti. Verildi. Bu sefer verilen saltanat da bir sonraki saltanatta yapılacak işlerde ilham veren kudret-i ilahiye değil veya vahiy veya din değildi. Doğru. Neydi? İblis mi? Evet. Çünkü ne dedi? Onlar kitabı arkasına attılar. Dini reddettiler. Bunu defalarca ve her zaim söylüyorum. Evet. Ve arkasından وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكُ سُلَيْمَانَ Süleyman'ın mülkünü bu sefer iblisin telkinleri üzerine kurdular. Şu andaki yönetim bu. Yani ısrarla bu adamlar sadece arz-ı mevudu oluşturmak için uğraşmıyorlar. Aynı zamanda da insanı bitirmek, Adem'i bitirmek istiyorlar. Bu anda şu an 3 kavga sürdürülüyor. 3 mücadele sürdürülüyor. Ne onlar hocam? Buralardan birincisi bir takım insanlar yeniden Kudüs'ü almak istiyorlar. Diğer kesim de diyor ki aman yaman almayın. Eğer Kudüs'e elinizi uzatırsanız yanacağız. Çünkü Allah'ın ahdi var. Ben İsrail, eğer sen Kudüs'e elini uzatırsan ben o eli kırarım diyor. Hatta mesela bir şey var orada. Şey mi o? Tevrat'ta mı hocam? Tabii. Ya şimdi semantik antisemitik şeyler topladım. İnşallah bitirebilirsem bir 3-5 zaman içinde öyle bir kitap milletin önüne koyacağım. Kudüs'e elini uzatırsan evet. Allah senin o elini kıracak. Evet, kıracak. Yani bunu söyleyenler inançlı olanlar yani. Tabii. Olan Yahudiler söylüyor. Tabii yani Tevrat söylüyor bunu. Ben seni elde kıracağım diyor. Sen Kudüs'ü nasıl istersin diyor. Boşadığın kadına nasıl elini uzatırsın diyor. Şimdi ama bu onların şeyidir. İşte Kudüs için yapmayacakları şey yoktur. İsa'ya İsrailoğulların yeniden Siyon civarında yani Kudüs'te bir ara geleceklerini İsrail'in Rabbe dönüşü başlığı altında verir. 49. mapta. Yani İsrail yeniden Allah'a dönecektir. Oraya dönecektir diyor. Döndüler zaten 1948'den itibaren. Daha doğrusu 1913'ten itibaren. Daha doğrusu 1865'ten itibaren. Orada toplanma kararı verdiler. Ve onun imkanlarını evet. Şimdi diyor ki oraya toplanacaksınız yeniden. Yani Kudüs'e yeniden geleceksiniz diyor. Ama diyor ki eğer sen Kudüs'ü almaya kalkışırsan sen elini kıracağım. Kudüs hırsı onları bitirecek. İsrailoğullarının belayı davet etmelerinin anahtarı İsrailoğullarının ikinci fesat döneminde belayı üzerlerine davet etmelerinin anahtarı Ariel'dir. Yani Kudüs. Kudüs onlar için vazgeçemedikleri bir sevdadır ama aynı zamanda bu hırslara bela ve musibetlerinde davetçisidir. Michel Dorisi'nin kaleme aldığı Tevrat'ın şifresi kitabında Kudüs etrafında yaşanacak savaşları 2000-2006 ve sonrası ile şifrelemiş. İsrailoğlu'nun yaşayacakları tüm kırımlar, felaketler Kudüs kaynaklıdır. Kudüs, sen Kudüs'e elini atarsan tarihte uğradığın en çok savaş verilen Kral Davut zamanında alınan, Babiller tarafından yıkılan, Romalılar tarafından talan edilen, Haçlılar tarafından kuşatılan 3000 yıl süren kanlı çatışmalardan sonra 1967 savaşıyla İsrail tarafından geri alınan Kudüs, kehanetle bildirilen nükleer saldırı hedefi olarak İsrailoğullarını kodlar. Allah Allah. Bu şeyde de var. Yani normalde Ariel diyor mesela nerede söyle Nebi İsa'ya da önceden haber vermiştir İsrail'in başına gelenleri. Bunlar şeylerin Yahudilerin kutsal metinleri. Tabii. Şöyle diyor. Ariel Davut'un şehri. Davut'un şehri Ariel. Lanet olsun. Ariel değil mi hocam? Ariel Kudüs demek. Evet. Ariel, Davut'un şehri Ariel, lanet olsun sana. Seni büyük sıkıntıya sokacağım. Feryat figan edeceksin. Benim için yük, benim için sunak olacağın gibi, benim için sunak ocağı gibi olacaksın. Sana karşı çepeçevre ordugahlar kurduracağım. Çevreni rampalarla, kulelerle kuşatacağım. Alçaltacağım seni Ariel, alçaltacağım. Yerin altından konuşacak, toz toprak içinde boğuk boğuk sesleneceksin. Sesin ölü sesi gibi, yerden sözlerin fısıltı için çarpılmış, cin çarpmış gibi sesin gelecek toprağın altından diyor. Neydi? İsa'ya
Bab 29 1.6. Bugün yaptıkları şeylerin hepsini söylüyor hocam. Tabii. Saman ufuğu şey, mesela ben saman ufağı gibi olacaksın diyor. Daha ilerideki şeylerde birisinde diyor ki bütün insanları başına toplayacağım. Şimdi hemen onu da burayı, bütün insanlığı senin başına toplayacağım diyor. Seni diyor yerle bir edeceğim. Bunu çok net söylüyor. Mesela yine Tevrat aynı şekilde diyor ki ne bir yaram ya. Rab bana şöyle seslendi. O da Nebi bildiğimiz. Rab bana şöyle seslendi. Ey Yeremya, ana rahminde sana biçim vermeden önce seni tanıdım. Doğmadan önce seni ayırdım uluslara. Yakup oğullarına peygamber atadım. Yakup'un oğullarına. Ben de ey Rabbim, konuşmayı bilmiyorum. Çünkü ben gencim diye karşı çıktım. Rab bana gencim deme dedi. Seni göndereceğin herkese gidecek. Sana buyurduğum her şeyi söyleyeceksin. Onlardan korkma. Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim. Sonra Rab elini uzatıp uzağa dokundu. Ağzıma dokundu. Sonra Rab elini uzatıp ağzıma dokundu. İşte sözlerimi ağzına koydum. Yakup oğullarının ve yurtlarının kökünden sökülüp yıkılması için seni görevlendirdim. Yakup oğullarının ve yurtlarının kökünden sökülmesi, yıkılıp yok olması, yerle bir edilmesi ve gerektiğinde yeniden kurulup dikilmesi için bugün sana yetki verdim dedi. Sonra da Yeremya ne görüyorsun diye sordu. Yeremya ne görüyorsun dedi. Bir badem dalı görüyorum diye cevap verdim. Doğru gördün dedi. Çünkü sözümü yerine getirmek için vakti yahut fırsatı gözetliyorum. Yani ben sizi yerle bileceğim, onun fırsatını gözetiyorum. Onun zamanını bekliyorum. Evet. Sonra Rab yine, şimdi ne görüyorsun diye seslendi. Kuzeyden bu yana kaynayan bir kazan görüyorum Rabbim diye seslendim, yanıtladım. Doğru gördün dedi Rab ve şöyle dedi. Ülkede yaşananların tümü üzerine kuzeyden felaket salıverilecek. Kuzey krallıklarının bütün halklarını çağırıyorum. Kuzeyin tüm halkları gelip Yeruşalim etrafında bütün Yahuda kentlerinin karşısında Yeruşalim'in kapısı girişlerinde tahtlarını kuracaklar. Yeremya Bab 1, 4 ve 15 ayeti. Yeni dönem Tevrat yorumcuları kuzeyden gelecek saldırının kaynağı olarak Suriye'yi gösterirler. Kasten. Evet. Bu kasıtlı bir yanıltmadır. Kuzeyden gelecek olanın kim olduğunu iyi tahmin ediyorlar. Hatta tahminin de ötesinde. Biliyoruz. O yüzden de bu milletin ayağa kalkmaması için bütün dünya el birliğiyle Türkiye'nin karşısına dikiyorlar. Ve bu yapanlar İsrail. Bunlar olmadı. Bunların kendi kutsal metinleri. Tabii tabii. Yeremya işte şey veriyorum yani. Yeremya Bab 1. 5 ve 14, 15. 4 ve 15. ayetler. Ayet dersleri tabii. Ondan sonra yani kuzeyden gelecek mesela milleti tarifi. İsrailevi Rabbe çok hainlik etti. Evet. Bu da mesela nereden geçiyor? Yeremya. İsrailevi Rabbe çok hainlik etti. Buna rağmen üzerinize kötülük gelmeyecek, kılıç kırtlığını görmeyeceğiz diye yemin ettiniz. Biz her türlü halt yaparız. Bize bir şey olmaz dediniz. Bu söylenenler boşunadır. Rab bizimle beraberdir diyorsunuz. Rab bizimle beraberdir diyorsunuz. Boşuna İşte ben de ey Yeremya sözlerimi senin ağzında ateş ve bu halkı da odun yapacağım. Yani ben senin kendi sözümü hükmümü ateş yapacağım, bu halkı da odun yapacağım. Ey İsrail evi uzaktan üzerine bir millet gelecek. Bu tabii iki dönem için de geçerlidir ama yani aslında Babil uzak değil, komşusudur. Ninova da uzak değil, komşudur ve kuzeyden gelen değildir. Bunlar kuzeyden gelecek. Ey İsrail evi, uzaktan üzerine bir millet getireceğim. O zorlu bir millettir. Kavimler yok eden bir millettir. Kavimler kıran bir millettir. O öyle bir millet ki sen onun dilini bilmezsin. Çünkü biri Sami'dir, biri Ulu Altay dilidir. Evet. Bilmezsin. Ve ne dediklerini de sen anlamazsın. Onların ok sadakları açık bir mezarlıktır. Ve hepsi çok yiğittirler. Bab 5. 14-15. Rab şöyle diyor. İşte kuzeyden bir ordu geliyor. Dünyanın uçlarından. Türklerin asıl vatanı Sibirya olduğunu bilirsiniz. Evet. Bu rivayetler zamanında Türk milletinin vatanı orasıydı çünkü. Yani mesela Bediüzzaman da şey anlatırken şey diyor Yecüc ve Mecüc Doğu kavimler Maçin ve Mançur'dan çıkacak diyor. Hadisin diyor onu tarif ettiğinde onlar oradaydı diyor. Sonra gelecekler yani. Evet o da aynı şey. Rab şöyle diyor. İşte kuzeyden bir ordu geliyor. Dünyanın uçlarından.
büyük bir ulus bu. Harekete geçiyor. Bu tarafa doğru geliyorlar. Yay, kılıç kuşanmışlar. Savaşta ustadırlar. Acımasızdırlar. Atlara binmiş gelirken kükreyen denizi andırıyorlar sesleri. Savaşa hazırdır savaşçıları. Yani, Allah Allah. Evet. Karşına dikilecekler. Ey Siyon'un kızı. Yeremya. Bab 6 ayet 22. Dikkat edersin buradaki betimlerim çok ne tuhaf belli. Hangi taraf buldu, kim olduğu çok net tanımlanıyor yani. Hiçbir şey demezsin. Bu kim desek bir cevap verir. Ben onlara şöyle diyeceğim diyor Yeremya. Bab 6 Rab. Rab bu halkın yani İsrailoğulların en zayıf tarafında ele veriyor. Bak ne diyor. Gelip Yeruşalim'e saldıracak olan cengaver ulusa nasıl ve nereden vursanız Yahudinin canı yanacağını ben size göstereceğim diyor. O savaş yani Kudüs'e. Evet. Yani hayır Yahudilerin canını nereden yakabilirsiniz? Tamam, onu da ben vereceğim diyor. Ya Allah diyor. Onu da ben size kalkmana ben vereceğim size diyor. Ya Resulullah'ın ağzıyla Cebrail vasıtasıyla bildirmedi mi? Hayber'i şey yapacağız. Evet, evet. Tek tek ağaçlarını kestiler. Ya ben bu ayeti görünce aklım durdu. Ne diyor? Ağaçlarını kesin bunların. Emir veriyor Cenab-ı Hak. Ey gelen ordular. Yani bunları kuşatmak üzere gelen ordular. Bunların ağaçlarını kesin. Yeruşalim'e karşı metrisler dikin. Taciz edin. Yoklanacak şehir budur. Yok edilecek şehir budur. İçinde gaddarlardan başka hiçbir şey yok bu şehrin. Allah Allah. Bir kuyu nasıl su barındırırsa bu şehir ve burası da kötülük barındırıyor. Buna Yeremya kötülük akıtıyor. Orada sadece soygun, zorbalık ve çığlık sesleri işitilir. Yeremya, bab 6, ayet 6. İşte anlatabildim mi? Yani böyle akıp gidiyor. Ve bunun Kur'an-ı Kerim'deki karşılıkları da var. Bunların hepsi Yeremya'nın, İshaya'nın sözleri. Yani açık bir şekilde günlerin sonunda da, mesela günlerin sonunda diyor ki, yani günlerin sonunda diyor, sana öyle bir bela vereceğim ki, bütün halkları oraya toplayacağım diyor. Yani bu çok ilginçtir. Yani hepiniz buraya yeniden toplanacaksınız diyor. Bunu İsra suresi 102 de söylüyor. Hepinizi buraya toplayacağım. Fakat Yeremya'da bir şey var. Ben şimdi nerede yazdığımı tam bulamadım. Gelirken bile kitaba baktım. Diyor ki orada. Seni her halkın içine süreceğim. Bütün halkların içine süreceğim. Ve bu halkların düzenini seninle bozacağım. Seninle onların eline fesat, içine fesat düşürürken ve kıyamete kadar sana nefret çoğaltacağım. Allah çünkü Allah. Sen kutsalı kirlettin diyor. Ve bunlar bunların kendi metinleri ya. Tabii. Yani öyle kendi metinleri ki. Şimdi ben tabii bunları parça parça almışım kitap için. Aha. Şimdi blok halinde aldım inşallah onları. Yapabilirsem aslında bir kitabın adını söyleyeyim. Ben yanlış söyledim. Tanrı halkının Allah ile başlı dertte sonra bu kitabı İsrail nereye koşuyor diye değiştirdiler evet. Açılsın diye ama ya öyle yerler var. Yani mesela ben cidden okuduğum zaman dedim ki ya bu nasıl bir şey ya? Allahu Ekber. Peki yani, hocam şimdi bu İsrailliler bunu biliyorlar. Bunlarla mı hareket ediyorlar şimdi? Evet, şu an yaptıkları tabii, şeyin sebebi bu mu? Yani? Çünkü diyorlar ki siz günlerin sonunda geleceksiniz. Diğer aklı başında yani aklı başında İsraillerin yırtınmalarının sebebi bu. Çünkü dedim ya bunlar vaktinden önce hareket ediyorlar. Bu bir. İkincisi asıl emir verici iblisi dinleyendir. İblisin yani Yahudi'ye mi saygısı olacak? Hristiyan'a mı saygısı olacak? Onun işi Adem'i bitirmektir. Adem'i bitirmek isteyenlerle arz-ı mevudu açmak isteyenler ve İsrail'i oraya toplayanlar 3 amaç aynı şeyde birleşmiş vaziyette. 3 amaç, 3 gaye. İblis olanlar, iblisi dinleyenler, deccalistler bütün insanı bitirmek istiyorlar. İşte görüyorsun. Evet. İnsan mı ortada var? Şu anda insaniyet var mı? Yani bırak Müslümanı. Şu yaşananlara herhangi bir insan, herhangi bir deist, herhangi bir ateist dayanabilir mi? Mümkün mü ya? Hangi kurala uygun bir şey yapıyorlar? Yani ateist izzetin mi var senin? Ey ateistler. Ey işte mesela diyelim ki kendisini onunla onurlu bilen insan. Hadi müdahale et. Hayır. Hepiniz İsrail'e hizmet ediyorsunuz. Hepiniz iblise hizmet ediyorsunuz. Hepinizin halkanıza, burnunuzun halkasına, iblis kendi halkasını takmış burnunuza.
ve siz ona itaat ediyorsunuz. Şerrin tarafını tutuyorsunuz. Bunlar şerden keyif almasalardı, iblisi dinlemiyor olsalardı, vicdan mı dayanır buna şimdi yaşanmak? Mümkün mü ya? Mümkün mü ya? Şimdi tamam, Müslümanlara saldırıyoruz, Müslümanları kınıyoruz. Müslümanlar kendisini zaafa düşürdükleri için bunlara kızıyoruz ama yani bu mesele Müslüman işi değil ki sadece. Evet. Zaten Hazreti Muhammed'in adını anmaz İsra suresinde, abdu der. Dolayısıyla da bugün bu Kudüs meselesi ve Filistin meselesi insanlığın meselesidir. Ama kimse buna dur demiyor, diyemiyor. Bir kısmı satın almış, bir kısmının işine geliyor. Evet. Bir kısmı da bana ne, Müslümanların işi diyor, o yapsın diyor. Halbuki bu Müslüman işi değil. Bu beşerin, insanlığın bitirilip bitirilmemesi meselesidir. Siz oradaki mazlum Filistinlere gelince, bana göre tabii bir mümin olarak bunu söylüyorum. Elbette ki hiçbirisinin burnu kanasını istemem. Ama orada ölenlerin hiçbir kaybı yok. Hiçbir kaybı yok. Cenab-ı Hak o çaresizlikler içinde onların başına gelenleri görüyor. Ama bizim başımıza ne gelecek bilmiyorum. Çünkü biz Müslümanlar olarak kardeşimizi bir zalime terk ediyoruz. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir hadis-i şerifinde, Müslüman kardeşini zalime terk etmez diyor. Ne pahasına olursa olsun. Ama biz hepimiz aman bize dokunmasın diye terk ediyoruz. Ama işte bunların gerekçesi, bundan benim Müslümanca duruşa geçmem, mümince duruş lazım bir dediğim sebebi, mesela Resulullah'ın başka hadisi var. Diyor ki siz Resulullah'ın sünnetinden, yani benim sünnetimden uzaklaştığınızda diğer kavimler leşe üşüşür gibi sünnete üşüşecekler diyor. Siz sünnete dönün, onlar da terk edip giderler diyor. Şimdi bugün ağzını açan din adamı başlıyor hadise savurmaya, evet, başlıyor sünnete savurmaya. Namazı yani öndesinde sünneti olan, mesela diyelim hani belki müekked sünnetler kılınıyor ama ikindi ve yatsıda o sünneti gayri müekkedeyi kılan neredeyse kalmadı. Tesbihat toplayan kalmadı. Hazreti Peygamber'in sünnetinden ve yolundan uzaklaştıkça uzaklaştı. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki siz benim yolumu ve sünnetimi terk ederseniz helake, zorbalığa ve zgadre hazır olun. Ben o yüzden diyorum ki son 1,5 senedir, yani daha bu işler başlamadan önce mümince duruş. Çünkü gelmekte olan hadiselerde muvaffakiyet müminleredir, Müslümanlara değil. Sadece Müslümanlardan bahsetmiyoruz, hayır, yani. Hayır, yani müminleredir. Çünkü mesela diyor ki Nisa suresi 41'di galiba, İnşallah yanılmıyorum. Orada diyor ki Allah müminlere, Allah kafirlere, müminlere baskı yapacak bir yol vermemiştir. Yani Allah müsaade etmemiştir kafirler müminlere galip gelsin. Nisa suresi sonu, son kısmı o. وَمَا جَعَلَ اللّٰهُ عَلَى وَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَب۪يلًا. Allah kafirlerin müminlere galip geleceği bir yol yaratmadı. Başka biri diyor ki hakkun aleyna nuncil müminin. Bana görevdir mümini galip getirmek, mümini korumak. Fakat bu hakkun aleyna dediği yer alel müminin diyor. Öbürde de müminin diyor. Alel müslimin demiyor. Müslümanların üzerine yol vermedi demiyor. Çünkü Müslümanlık her zaman tam olarak mümin değildir. Müminlik değildir. Hallerimize bir bakarsan ben bu sefer çok işledim. 4-5 evet, ayeti sürekli evet, işliyorum. Bunların bir tane diyorum ki evet, İsrailoğullarını Allah üstün yaratmış. Üstün olduklarında defalarca gösterdiler. En basitinden bu kavim 2000 yıldır vatansız yaşıyor ve hiçbirisi fire vermedi. Evet. Hepsi kendi dillerinde kaldılar ve hepsi parayı, gücü ve fikri ellerinde tuttular. Dünyayı yönettiler. Evet, dünyayı yönettiler. Evet. Dolayısıyla bu kendine dair. Efendim bu üstünlük nasıl olurmuş? Biz takvadan bahsediyoruz. Ne diyor? İndallah etkakum. Yani ne diyor? İnne ekremekum indallah etkakum. Bu ayet-i kerimede inne ekremekum indallah etkakum. İnne faddalakum demiyor. İnne ekremekum indallah etkakum. Allah katında sizin kerim şey olanınız, söz sahibi olanınız, evet, kerim olanlarınızdır. Yani takva sahibi, sizin Allah katında kerim olan, bir değeri olanınız İttika sahibi olanlardır. Ama dünyada fazıl olmak, yüksek üstün olmak, güçlü olmak. Bu üstün olmak Allah'ın yanında da üstün olmak anlamına gelmez. Şimdi ısrarla diyorum ki bakın bu üstünlüğü
şey yapmayın. Ne reddedin? Çünkü adamların görüşü her türlü elde silah var. Doğru. Sen bunu niye yapmadın? Sen bu gücü niye elde etmedin? Sen şimdi diyoruz ki Amerika'yı kontrolünde tutan odur. İngiltere'yi kudretinde tutan odur. Almanya'yı, Fransa'yı kudretinde, Rusya'yı kudretinde tutan odur. Şimdi Rusya bir tavır koyamaz mıydı? Elbette hani, evet, elbette hani bir şey yapmak zorunda değildir. Ama neticede birinci derecede Müslümanlardan ses çıkmıyorken Rusya niye kendisine ateş atsın ki? Doğru. Önce sen bir kendine ateşi at, sen bir kardeşini kurtarmanın havlesi yap. Diyorsun o daha yakmasaydı şeyini, evini. Ya yandı ve içinde senin kardeşin var, amcanın oğlu var, kızın var, teyzen var. Git bir dal bir çıkar bakalım, bir denemeye çalış. Değil mi? Hiçbir o zaman, şey yapmazsan. O zaman dünya itfaiyesi gelir sana. Ama sen bir fayda etmiyorsun ki. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Dolayısıyla da yani bugün içinde bulunduğumuz aczi aşmamız lazım. Sıklıkla vurguladım. Bir şey var. Mesela İhdinas sıratal müstakim sıratal lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerini yoluna ilet diye biz Fatiha'da dua ederiz. Hı hı. Kendisine nimet verdiğimiz kim bunlar? Peygamberler. Elbette. Ama Kur'an'ın buna bir ifadesi olması lazım. Yani evet. Kur'an kendisine nimet verenlerin kim olduğunu söylemesi lazım. Söylüyor. Nerede söylüyor? Meryem suresinde söylüyor. Öyle bir yerde söylüyor ki zerre miktar imanı olanın imanı ışkınlanır. Der ki Zekeriya'yı an. Karısı kısırdı. Kendisini kudreti bitmişti. Ona bir çocuk verdim. Herhangi sebep yok. Sebep sonuç ilişkisi yok. Evet. Yani efendim işte Zekeriya neydi şu tedaviyi gördü de güçlendi de işte şey suyu geldi de bilmem şey karısı da böyle yaptı da Hanna böyle oldu da demiyor. Biz ona imkansızın içinde bir çocuk verdik. Biz verdik. Tabii ki. Ben verdim diyor yani Allah. Evet. Sonra diyor ki hani Meryem'i an bu kitapta. Ben ona da öyle sebep sonuç ilişkileri falan için değil mi? Verdim diyor. Ona da babası olmadan bir çocuk verdim diyor. İbrahim'i an diyor. 95 yaşında çocuk verdim ona diyor. Ateşe attırar yaktırmadım diyor. İsmail'i an. Keskin bıçağı boğazına sürdür kestirmedim diyor. Bunların hiçbirisi usulün içinde değildir. Sünnetin usulü, sünnetullah dediğimiz evet, evet. Bıçak keser, ateş yakar, kısırın çocuğu olmaz. Bunların hepsi birer şeylerdir. Sonra Musa'yı an diyor. Musa'yı verdi kendisini arayan adamın kucağına. Evet. Onu öldürmek için arayan adamın kucağında Musa'yı büyüttüm ben diyor. Değil mi? Bunu Musa'yı an diyor. Sonra diyor İdris'i an. İdris Aleyhisselam. Neden? Ölümü tatmadan alındı. Evet. Şimdi bunları anıyor. Sonra diyor Ulaikellezine en'amallahu aleyhim. İşte Allah'ın nimet verdikleri bunlardır. Şimdi ey mümin nimet istiyorsan bunlar gibi teslim ol. Allah yoktan var eder. Birden bire başlarında elindeki bomba başlarına patlar. Her şeyi bitirir. Her şeyi bitirir. Allah bunu yapabilir. Ama senin ona önce bir hazır şey göstermen lazım. Liyakat göstermen yani o lazım. O ikrama muhatap olabilmen lazım. Evet. Yani burada ne diyor? Hatta Zekeriya Aleyhisselam nasıl dua etmek gerektiğini Hazreti Meryem'den öğreniyor. Çünkü dayısıdır. Evet. Ve Meryem'in tekefülü ondadır şeyde mabette. Yanına gel geldiğinde orada çok değişik şeyler görüyor. Yiyecekler. Meyveler görüyor. Meyveleri görünce diyor ki edaleki haza yani bunlar bu merdi burada yok. Yani mesela diyor avokado getirmişler. Hı. Ya. Kudüs'te avokado yok. İncir var, zeytin var, üzüm var, işte hurma var. Neyse. Yani elma bile yok. Ama orada olmayan meyveler var. Bakıyor ki hiç olmayacak meyveler var. Burada o zaman Meryem tabii çocuk safiyetiyle de Allah'ın diyor gücü yetmez mi yani diyor. İlla buradaki meyveleri mi bana gönderecek diyor. Kendi katından gönderemez mi meyveyi diyor. Orada şafağı attı Zekeriya Aleyhisselam'ın. Hünalike da'a Zekeriya. Aa dedi. Tabii ya. Ben kendi zihnimde usuller, kurallar, sünnetullah'ı koyuyorum Allah'ın sebebi önüne. Sonucu arıyor. Sebep sonucu. Şimdi bize ne diyoruz? Abi elimizde top yok. Abi elimizde şu yok. Amerika bizi desteklemiyor. Ne yapalım? Bu vaziyette iken bile Allah seni muktedir kılabilir ve neticeler var eder. O yüzden ulaikellezine en'amallahu aleyhim. İşte bunlardır Allah'ın kendilerine inam ettiği. Peygamber'e inam etmedi mi Hazreti Peygamber? Niye almadı?
Diğer peygamberleri inam etmedi mi? Niye orada anmadı? Burada andığı şeylere dikkat edersek sebep sonuç ilişkiler içine konulamayacak evet, şeyler. Oradan kopmuş şeyler. Evet. Ve Allah dilerse yapar. Dilerse istediğini yaratır. İnam, inam eder. Ve ne diyor? Sonra diyor ki وَخَلَفَ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ. İşte bunlardan sonra, bu güzel insanlardan sonra, bu kadar dayan Allah'a teslim olmuş insanlardan sonra وَرَمِنْ بَعْدِهِمْ اَدَاءُ السَّلَاةَ. Namazı terk ettiler. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Nefsin her türlü talebine uydular. Bunları da ben mutlaka gayyaya atacağım. Şu anda bütün İslam ümmeti gayyaya atılmış durumda. Gayya ne? Yani akışkan yapışkan, yakıcı. Çıkamıyorsun içinden. Yani tabii bunu harflerin kelimelerin üzerinde durmazsanız cehennemden bir çukur deyip gitmişler şeyler, mealler. Öyle bir şey değil. Bu alışkanlıklar, tiryakilikler, imalkarlıklar kuyusudur. Bütün ümmetin içinde. İşte buna tövbe etmemiz gerekiyor. Yani o zaman diyorsunuz ki bütün bu alışkanlıklarımızdan, yaşayışımızdan hepsini değiştirmemiz var. İşte değiştirirsen değiştirmez. Değiştirmezsen o şeyde debeleneceğiz ya, o kuyuda. Yani Müslümanca tavır bu. Evet. Eğer bunu yapma. Bunu yapmak için ne diyor? Kur'an onu da örneğini veriyor. İllellezine tabu. Bu kuyudan çıkışın yolu. Tövbe edenler. Nedir tövbe edenler? Kendi rahatını, konforunu, dünya lezzetlerini imanı için, hatırı Allah'ın, İslam'ın hatırı için terk edebilenler. Ya biz kokulu bir sabunu bile terk edemiyoruz. Gidip alıyoruz. Doğru. Vallahi doğru. Ben işte bunu, içine girdiğimiz, alıştırıldığımız, tiryaki hale getirildiğimiz halden uzaklaşmadıkça bizim imanımız bize fayda vermiyor. O yüzden diyor ki önce tövbe edin. İllellezine tabu. Sümme amenu. Sonra iman ederler. Ve amilü salihati. Amel salihler. Bunlar hariç. Bunlar çıkabilir. Diğerleri çıkamayacaklar. Hepimiz müthiş bir tiryakilik gayyası içindeyiz. Kuyusu içindeyiz. Debelendikçe batıyoruz. Efendim ben şunu yapmadan yaşayamam. Hani şey vardı işte şunu yapmadan ölmeyin der gibi bir şey işte. Yani işte yani biz diyoruz ki ben şunsuz yapamam. Ben bunsuz yapamam. Mümin bir tek Allahsız yapamaz. Mümin bir tek İslamsız yapamaz veya Kur'ansız yapamaz. Öyle olmalı. Bugün şimdi mesela bir film çevirmeye başladılar. Bir daha doğrusu çevrildi. Dünyayı arkanda bırak diye. Hazır olun. Bu bize haber verildi. Resulullah'ın bir sözü var. Yani 3. Dünya Savaşı bir silahla olur ama diğerleri ondan sonrası sopayla yaşanacak. Çünkü teknoloji bitecek. Bunun haberi verildi. Bu bir enteresan maceradır. Bu hikaye böyledir. İlk savaş sopayla taşla yapıldı. İlk savaşlar. Son savaşta sopayla ve taşla yapılacak. Teknoloji, meknoloji gidecek. Bu nedir? Bu teknolojiye sarılıp kaldığınızda gayya kuyusundan çıkamayacaksınız. O yüzden diyorum ki şu dönemdeki müminlere, Müslümanlara, kendim de dahil nefsime öncelikle söylüyorum. Ey Müslüman, yeniden iman edin. Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi. Vallahi Allah var. Ve vallahi cennet ve cehennem sizi bekliyor. Siz oraya gittiğinizde bu Müslümanlığınızla kazanabileceğinizi düşünüyorsanız hiçbir şey demeye gerek yok. Evet. Hocam şöyle yapalım, ara verelim diyor arkadaşlar. Evet. Ara verelim. Buradan devam edelim. Bence şimdi bunu da söyleyeyim. En başta yaptığınız tanımlama, açıklama çok kıymetliydi. Yani o şunu dediniz ya, aramızda misyonerler vardı ve nasıl girdiler? Arapların arasında da var bunlar dediniz. Evet. Çok oraya, fazla var. Oraya bir girmemiz lazım hocam, bence. Güzel. Kısa bir ara verelim. Yani İslam ümmetinin bu meselede bizim tarafımıza yanaşanlarıyla yanaşmayanlarının aynı mukadderatın içindedir. Yani bu bir enteresan hikayedir. Yani Resulullah'ın karşısında yanında yer alanlar ve karşısında yer alanlar bu savaşta da kendilerini zahir edecekler. Hala var onlar. Evet. Bir ara verelim, aradan sonra hocam onu sorayım, oradan eyvallah, devam edelim. Kısa İnşallah. Bir ara, arkasına tekrar sizlerleyiz. Meseleyi konuşmaya devam ediyoruz. Hocamın az evvel özetlediği yeri unutmayın. Bir de ara verdiğimiz biraz iyi oldu. Ben niyeyse kendimi bir kötü hissettim yani. Hocam sağ olsun müdahale etti, bence biraz toparladım. Ama şimdi hocam pek iyi görünmüyor. Evet, senden aldım ama şey yani biraz burada sirke bulundurmak gerekiyor. yani saldırılar oluyor zaten, gizlemiyorlardı yani. Öldürmek için efendim dursun, beyni bulansın,
Bunu pek söylemek hoş da değil, söylemek ayıptır ama maalesef bunlarla çok uğraşıyorum. Yani. Evet. Şimdi hocam ilk bölümde şöyle bir şey söylediniz. Evet, doğru. Türkiye'den olacak, bu milletle olacak ama bu milletin arasında değişikler vardır dediniz. Değişik evet. olanlar vardır dediniz. Hatta neydi o elini öptükleri hanımın adı, kadının adı? Arkadaşlar bana söylesinler, unutmayayım adını. Pervin bir şey dediniz. Çakar. Pervin Çakar. Ha. Boşuna o el öpülmedi. Onun da kim olduğu evet. belli zaten. Seçilmiş. Kürt değildir. Evet. Yok değil. Bilerek isteyerek seçilmiş bakan biridir dediniz. Evet. Soprano zaten biridir. Yani soprano Kürtlerde öyle bir şey de yoktur yani. Yani Türk'ün Kürt'ün sesi çok tiz ve acılıdır, biberlidir. Böyle bir şey yok yani. Bu başka bir şey. Ya, tabii başka ve bunların, bir şey. Peki yani aynısını kesin. Dediniz ki hocam Müslümanca bir tavırla yapılmalı, yapılacak şey. Evet. Arap kardeşler, Arapların içindeki Müslüman kardeşlerimizi uyandırmamız gerekir, bizim vazifemizdir. Ama onların içinde de Arap olsa da Müslüman olmayan hatta tabii hizmet eden pek zaten çok vardır. Yani, hatta en son dediniz ki Peygamber Efendimiz zamanında olanlar hala devam etmiyor mu zannediyorsunuz yani, dediniz. Şimdi Cemel vakası bir şey yani Arap içindeki fitnedir. Biz evet. Evet onu çok kolaycı bir yoldan Abdullah bin Selül, Übey bin Selül'e atmışız. Hayır canım. Yani Cemel vakasında Müslümanlar taraflar uzlaşıp da savaştan vazgeçtiler. Yani 3 gün mücadeleler yaptılar. O şeyin içinde iki tarafında içinde bu şeyin fitnenin durdurulacağı anlaşılınca oklar çalıştı. Hmm. Oklar atıldı. Kimin nereden geldiğini bilmediği, kimin attığı hala bugün bilinmeyen oklarla savaş kendiliğinden toplum birbirine girdi. Yani o ilginçtir. Fakat tabii şunu söylüyorum. Cenab-ı Hakk'ın bir muradı var. Ben az önce söyledim. Yatif mesela Fatih'in şeye seferi, Otranto'ya seferi gerçekleşseydi. Ki paşa oradaydı, paşa gitmişti evet, yani. Evet. Cenab-ı Hak durdurdu. İki kere Viyana'ya saldırdık, yine durdurdu. Çünkü Allah bu kavimlerin her birisine bir şey vermiştir. Bir misyon vermiştir. Bu mülkün sahibi Allah'tır. Senaryo yazan da odur. Kim galip, kim şey gelecek? O tamamen Allah'ın takdiridir. Bizim mesela bazen diyorum ki bir mümin, bir Müslüman sonuçtan mesul değildir. Bir mümin, bir Müslüman süreçlerin sonundan mesul değildir. Peki hocam mesela süreçlerle uğraşmaz. Sonuçlarla uğraşmaz. Süreç ile ilgilidir. Süreçte şu işi yaparken mesela sen bir sunuculuk mu yapıyorsun? Bunun en iyisini yap. Bundan mesulsün. Neticesini Allah verecek. Evet. Diyorsun. Bırak neticeyi Allah'a bırak. Allah'a bırak. Mümin sonuca müdahale etmez. Sonucu düşünmez. O anda içinde bulunduğu ortamda, zeminde Allah'tan korkan bir insan ne yaparsa veya mümin ne yaparsa evet. onu yapsın. Bırak ya sonuç. Öyle seni muzaffer de eder, galip de eder, mağlup de eder. Biz seferden sorumluyuz. Evet. Zaferden çok güzel değil. Tekrar edip duruyor. Mesela bu şeylerde son dönemlerdeki tarihi dizilerde bir iki çok güzel replik yakalandı. Yani bunlardan bir tanesi işte ol deyince olduran, bul deyince bulduran neyse evet, Allah'ın evet. ismiyle. Güzel bir repliktir. Evet. Keza mesela işte biz sefere bizim zafer Allah'ındır. Zafer Allah'ındır. Bunlar çok mühim meseledir. Çünkü İslam bir iktidar meselesi değildir. Güçlü olduğu için galip gelmez. Bunu tekrar ediyorum. Müslüman güçlü olduğu için galip gelmez. Ya? Müslüman mümin olduğu için ve haram yemediği için galip gelir. Çünkü gerçek fazilet ve üstünlük ki İsrailoğullarına verdim, üstünlük verdim dediğinde onları temiz rızıklarla rızıklandırdım ve onlara bir üstünlük verdim dedi. Hmm. Demek ki helal lokma ve istikamet. Dedi ayet-i kerimde diyor Allah de ve dost doğru git. Evet. Allah de ve dost doğru git. Sen yamuk yollara giriyorsan bu gelir ayağına dolanır. Yani mümin ne zamanki galibiyeti kendi iktidarından bildi, Hüneyn'deki gibi zilzale uğrar. Osmanlı da öyle. Allah'a itimat eder. Çünkü neticede gayretin ve şeyin çabanın bir Müslüman açısından söylüyorum. Zahirde senin aklın böyle diyor. Gayretin ve çabanın neticeyi değiştirmeyeceğini Allah mümin bilir. Fakat gayret için ne gerekiyorsa yapar. Yani mesela çünkü bir sünnetullah var. Sünnetullah da diyor ki Cenab-ı Hak yani sen karşındaki neye sahipse sen de ona sahip ol. Evet. Ama
güçler denk olduğu halde senin yenildiğin de vardır. Doğru. İşte doğru. O da diyor ki İslamiyet'in İslamiyet'te iktidara güvenilerek savaş kazanılmaz. Ben muktedirim, ben çok güçlüyüm, topum tüfeğim var diye olmazsın. İman ehlisin sen. Allah yolunda bir zulmü ortadan kaldırmak veya Allah'ın adını anmak için hareket edensin. Öyle olunca da sonuçtan mesul değilsin. Ben hep söylüyorum. Biz bugün sonuç alma sanatıyla uğraşıyoruz. Sonuç alma sanatında da biz ümmi bir toplumuz. Ümmi toplum kitabi toplum değildir. Neden Cenab-ı Hak Hristiyan'a ehli kitap dedi? Ehli kitaptır zaten yani. Ehli kitaptır onlar. Biz ümmi toplumuz. Bizim sadakat ve itibade şeyimiz var. Zorunluluğumuz var. Biz sadık müminleriz. Biz sadık Allah taraftarlısıyız. Ve onunla kazanırız yani. O yüzden Resulullah bu topluluğu ümmi topluluk olarak betimledi. Dolayısıyla bu üç ümmeti ayrı ayrı insan bedeni üzerinden tanımlayacak olursak Hristiyanlar beyni temsil ederler. Müslümanlar kalbi temsil ederler. Yahudiler nefsi emmareyi temsil ederler. O yüzden bu nefsi emmare bittiğinde dünyada biter. İnsanlıkta biter. Ama nefsi emmare azdı. Son 200-300 senedir. Neden? Kalbi de aklı da eline geçirdi. İblis sayesinde azdırıldı. Çünkü insaniyet topyekün haraba doğru gidiyor. Harabiyete doğru gidiyor. Yani sona doğru yaklaşmaya başladı. Hepimiz çok iyi geçinseydik, hepimiz çok Allah'ın istediği gibi olsaydık, biz yine belli bir süre yaşayacaktık. Bu dünyada öyle. Yine sonu gelecek. Kulluman aleyha fan. Yani benim bu küre üstüne koyduğum her şey geçicidir. Bu bir gösteri merkezidir. Bu kainat ve şu insanın ortaya çıkması, Cenab-ı Hak milyarlarca insan var etti. Milyarlarca mahlukat var etti. Ve bunların insanın beynini, insanın zihnini de Allah bir şey merkezi yaptı. Bir hafıza merkezi yaptı. Yani beynimizde gözümüzün gördüğü, kulaklarımız işitti, bütün hatırat duruyor. Bizim tasavvur ettiklerimiz, canlandırdıklarımız da durur. Burası kainat, bu kainat Cenab-ı Hakk'ın bir atölyesidir. O ondan sorumludur. Ne, nerede, ne vakit, ne olacak? Hangi fikir, ne zaman ortaya çıkacak ve çıktığı zaman ne kadar etkili olacak? Bunlar Allah'ın işidir. Ama mümin daima içinde bulunduğu ortamda, o süreçte en doğru neyse onu yapandır. Doğru yapabilsek zaten bu noktaya düşmezdik. Biz bunları doğru yapabilseydik İslam ümmeti kaybetmeyecekti. Çünkü bu topraklar bugün yeniden almak, devşirmek, üzerinde kan dökülen, üzerinde müthiş zulümler yapılan bu topraklar sadece 150 sene önce, 3 sene önce sana aittir. Niye kaybettin? Kaybetmenin sebebiyet ne? Ne oldu da kaybettin yani? He. Ne yaptın yani? Evet. Ya da ne yapmadın? Çünkü Cenab-ı Hak açık ve net diyor ki, bunun da üstüne durmuyorlar. İnnel arda yerisuha ibadiyet salihun. Diyor ki biz Tevrat'tan sonra Davut'a dedik ki Zebur'da. İnnel arda yerisuha ibadiyet salihun. Neden? Çünkü Davut aleyhisselam kadar bölgenin kendi kavminde kalmasını arzu eden peygamber yoktur. Yani hem Hazreti Davut'un arkasından da Süleyman mabedi yapınca bütün hikaye Allah'a sürekli yalvarıp durdular. Ya Rabbi bunu bizim kavmimizde bırak. Cenab-ı Hak da Hazreti Davut'a dedi ki yani. Evet. Cenab-ı Hak da Hazreti Davut'a dedi ki senin çocukların senin yolunda gelirlerse kabul. Ama zulme daldıklarında ben senin çocuklarını kılıç artığı yapacağım dedi. Yeryüzüne dağıtacağım ve kılıç artığı yapacağım. Tevrat'ta da geçer, Kur'an'da da geçer bu. Dolayısıyla da bizim mesela bu şeyleri doğru okumamız lazımdı. İsrailoğullarının böyle bir büyük bir şey yapacaklarını yani bir kere daha onlara aslında bu sürpriz değildi diyor değil. Musunuz yani? Evet, evet. Hiç. Yani şimdi çok hiç. Fazla soru şimdi da ben, var. Ben şey şunu söyleyeyim. Ha, bu kitabı yazdığımda bunun hiçbirisi yoktu. Ama siz biraz önce arada bana okuduklarını evet, şu an olanların böyle sanki bugün ya bugün evet, yazsanız bunu yazarsınız. İşte zaten. Bu. Yani bunu görerek yazdım zaten. Neticede bu metinlerde var. Bunu biz okuyamadık. Neden okuyamadık? Çünkü Kur'an-ı Kerim bir dünya kitabıdır. Emin olasın. Ama biz bunun dünya ile ilişkisini kestik. Sadece camilere hapsettik. Sadece evlere gece okunacak dedik. Evet, İçindekini yani anlamı dua kitabı yaptık. Dua kitabı, zikir kitabı yaptık. Halbuki Kur'an'ı Allah insan dünyada düzgün yaşasın. Dünyasını cennete dönüştürsün diye önümüze koydu. Bununla ahireti kazanalım diye değil. Buradan ne çıkarttım biliyor musunuz hocam? O zaman abi, Yahudiler kendi kutsal kitaplarını hayatlarının tam içine soktu ve evet, bütün şu an yaptıklarını onun üstünden yapıyorlar. İnnel arda yerisuha ibadet salihun. Çünkü bu adamlar
kendi dedelerinin vatanını savunuyorlar. Evet. Öyle yapıyorlar. Yani sen öyle bakmıyorsun bu ki. Sen bir kısım diyorsun ki Filistinler zaten Arap değil. Öbürü de diyor ki Filistinler toprağa sonradan geldi. Yemin ediyorum İsrail oğullarından önce oradalardı. Evet, onlar da sonra geldi. Yani Filistinliler, Filistiler de evet, oraya şeyle geldiler. Bunlar ya Kıbrıs'dır, ya Giritlidir, ya deniz halkıdır, ya da Batı Anadolu halkıdır. Filistiler. Oraya geldiler. Ama şunu net biliyorum. Hazreti Musa oraya girdiğinde hakim olanlar Kenanlar değil, Filistinlerdi. Orası evet, onların. Evet. Filistinler 30 yıl önce gelmişti oraya. Musa'dan 30 yıl önce. Oradalardı. Goliat bir Filistinlidir. Hmm. Bir Filistinlidir. Goliat'ın Amalek dedikleri bunlar. Evet. Goliat'ın şunları yaptığı zulmü şu anda Yahudiler Filistinlilere yapıyor. Enteresan bir hikayedir bu. Tekrar o gün, o gün sapan kullananlar Yahudilerdi. Ben İsrail'di. Yahudi demeyelim. Çünkü aha, Yahudi yoktu o zaman. Ben İsrail'di. Bugün bazı, ben ona birkaç kere söyledim. Sadece şu remizden dolayı, sadece şu benzetmeden dolayı Filistinler sizi mağlup edecek. Nasıl ki Hazreti Davut'un attığı bir sapan taşı alnının çatına gelerek dev gibi Goliat yerle bir etti. Bu semboliktir. Dünyanın bütün güçleri seni desteklese ey İsrailoğlu, ey Yahudi veya ey Siyon veya ey Deccal. Dünyanın temsilci Deccal oluşunda müthiş bir güç var. Dünyanın bütün güçleri seni desteklese. Amerikanın arkasına Çin'i de koysan. Sen bir taş ile ineceksin aşağıya. Bir Filistinli evet, çocuğun attığı taş bir taş ineceksin. İndirecek. Çünkü böyle yazılmış. Ha. Şimdi bir günlerin sonu var. Burayı okumam lazım ama ciddi de ürküyorum. Lütfen okuyun hocam. Ürküyorum çünkü şundan. Yani orada atom bombası patlayacak. Ya kendisi patlatacak kendi başına ya da patlayacak. Çünkü şimdi orada şey anlattığı yani o burayı burayı da o çok mühim. Lütfen. Şimdi İsrail'i bekleyen akıbet. Yine Yeremya'nın sözleri ve rü'yetleri. Ne gördün? O gördüklerini anlatıyor. Yahuda da duyurun. Bir daha söyleyeyim hocam, Yahudilerin kutsal metinlerinden alıntılar. Evet evet, yani zaten veriyorum altta şeyini. Yahuda da duyurun. Yeruşalim'de ilan edin. Yahuda dediği yani Kudüs merkezli, daha doğrusu Yahudilik bölgesi. O yani bugünkü İsrail olan bölge. Yahuda da duyurun. Aslında bu günü anlatıyor. Yani bütün Arz-ı Mevut bölgesini anlatmıyor. Hmm. Çünkü oraya girmeden işini bitirmek lazım bunlar. Yoksa eğer Arz-ı Mevut'a yerleşirlerse dünyanın şekli başka türlü olacak. Yahuda da duyurun. Yeruşalim'de ilan edin. Ülkede boru çalın deyin. Toplanın diye haykırın. Surlu kentlere. Bugünkü tabirle gargat ağacın arkasına saklanın. Çünkü gargat ne? Derin dizilmiş ve atom bombasını işlemeyeceği sığınaklar. Yeraltı sığınakları. Evet. Kaçalım. Siyon'a giden yolu gösteren bir işaret koyun. Güvenliğinizi kaçın artık. Durmayın. Üzerinize kuzeyden felaket ve kırım getiriyorum. Allah Allah ya, bu kuzey meselesi çok evet, enteresan hocam. Büyük yıkım getiriyorum üzerinize. Arslan ininden çıktı. Bu milletin kendi ordusuna dediği aslan parçasıdır. Arslandır. Evet. Arslan ininden çıktı. Kavimler kıran kavimle geliyor bu sefer üstüne. Allah Allah. Evet. Ne demişim? Şu ifade acaba Türklerden başka hangi kavme uyuyor? Altına bir şey evet, düşmüşüm. Evet. O kavim ki Çin onu durdurmak için şey koymuştur. Dünyanın en eski diğer bir kavim olan Fars'ın en büyük kahramanı Afrasiyab'ın karşısına koyabildiği yegane kahraman Turan'dır. Devam ediyor yani evet, altına. Aslan ilinden çıktı. İninden çıktı. İninden çıktı. Uykudaydı çünkü. Evet. Uyan ey yareli şiiri jiyan bu gafletten demiyor mu şey? Nam-ı Kemal. Evet. Bu yaralı bir aslandı. Aslan. İninde şey görüyordu. Onarıyordu kendisini. O da diyor ki aslan ininden çıktı artık. Kavimler kıran kavimle üstüne geleceğim. Yola koyuldu. Ülkeni viran edecekler. Ülkeni viran etmek üzere yerinden kalktı. Sana doğru geliyor. Şehirlerinizi yerle bir edecekler. Çünkü sen bunu hak ettin. İçlerinde yaşayan kalmayacak. Çünkü sen zalimsin.
her şeyi size ele verecek. Peygamber bunu söylemedi. Ağaçlar bile, evet, arkamda her şeyi size ele verecek. Onun için çula sarının, dövünüp haykırın. Çünkü Rabbin kızgın öfkesi üzerinden kalkmadı. Yeremya bab 4, 5 ve 9. İşte düşman bulut gibi ilerliyor. Savaş arabaları kasırga sanki. Atları kartallardan daha çevik. Ne kuvvetli atları vay. Vay başımıza, mahvolduk diyeceksiniz. Bu da Yeremya'dan. Yeruşalim'in buna cevap vermeye ne vakti ne fırsatı olacak o gün geldiğinde. Yeruşalim'in. Ülkenin her yerinde kara haberler gelecek. Halka duyurun, Yeruşalim'e bildirin. Uzak bir ülkeden gelen ordu çevresini kuşattı. Bu tabi kutsal metinlerin anlatım böyledir. Yani kuşatacak. Yahuda kentlerine karşı savaş naraları atacaklar. Bir tarlayı koruyanlar gibi kuşatacaklar Yeruşalim'i. Çünkü Rab Yeruşalim bana baş kaldırdı diyor. Çünkü Rab Yeruşalim bana baş kaldırdı diyor diyecek o gün. Kendi davranışların, kendi yaptıkların bunların başına gelmesine neden oldu. Ey Yeruşalim, kendin bunları yaptın diyor. Kendi davranışların, kendi yaptıkların bunların başına gelmesine neden oldu. Cezan bu. Ne acı. Felaketi izliyor. Ve sonra Yeremya, Rabbe ne zamana dek düşman sanacağını görmek, boru sesini duymak zorunda kalacağım diye yalvardı. Rab ona şöyle dedi. Halkın akılsızdır. Beni tanımıyor. Zalimdir. Aptal çocuklar gibi. Akılları yok, akıllanmıyorlar. Kötülük etmeyi iyi biliyorlar. Ama iyilik etmeyi bilmiyorlar. Allah. Evet, bu da Yeremya'da. Sonra da şey anlatıyor. Nükleer savaş sonrası gibi. Şimdi o atom bombası dediğinizde. Evet. Nebi Yeremya, Yeruşalim'in cezalandırılmasının ardından gördüğü manzarayı aktarıyor. Yani bunlar nebiler. Ona gösteriyor, diyor ki cezadan sonra böyle bu olacak. Bu olacak diyor, evet. Bu zaten çok net ikinci cezalandırmanın dönemi olmasını ondan görür. Çünkü birincisinde şehirlerin insanları toplandı, götürüldü. Şehirler, evet, yıkılmadı. Bizim tek mabet yıkıldı. Sürgün edildi, evet, aldı gitti. Burada diyor ki bu şehirlerin tamamı boşalmış olacak diyor. Evet. Nebi Yeremya, Yeruşalim cezalandırılmasının ardından gördüğü manzarayı da şöyle aktarır. Ben Yeremya yere baktım. Şekilsizdi, boştu. Göğe baktım, ışık yoktu. Dağlara baktım, haşiyetten titriyorlardı. Bütün tepeler sarsılıyordu. Baktım, insan diye bir şey yoktu. Gökte uçan kuşlar bile yere düşmüştü. Baktım, verimli toprak ot bitirmekten mahrum kalmış. Ne yapar bunu? Atom bombası işte. Evet. Baktım, ot bitirmekten bile mahrum bırakılmış. Çorak bir toprağa, çöle dönmüştü. Bütün kentler yıkılmıştı. Bütün bunlar Rabbin yüzünden, onun kızgınlığı, öfkesi yüzünden oldu. Çünkü sen bunun öfkesine hesaba katmadın. Of. Yeremya'nın gördüğü şu rüyet gerçek bir nükleer savaş sonrasını andıran nitelikim. Hatta Jonathan Schell'in bir şeyinden tasvir almışım. Anlatıyor. Atom bombasını. Nagasaki. Hiroshima ve Nagasaki. Hiroshima ve Nagasaki'den sonra 1945'te Hiroshima'nın atom sonrasını anlatıyor. Aynı ifadelerle kullanıyor. Aynı ifadeler. Sanki orada yani Yeremya'nın anlattıkları olduğu gibi aktarıyor. Evet. Yani siz de buradan diyorsunuz ki aslına bakarsanız bunlar helak olduğunda bir atom bombasıyla ya da atom bombası, evet, gibi bir şey olacak. Bu noktaya doğru gidiyor ve oraya doğru götürüyorlar. Ve çünkü bunu kuzeyden gelen biri yapacak. Evet. Şimdi yine burada yine kuzeyden yine ifade şeyler veriyor. Şeyini kaldır diyor. Lanet olası Ariel diyor. Gözlerini kaldırıp bakın. Kuzeyden gelenleri görün. Nerede sana emanet edilen sürü? Övündüğün kuzular nerede? Sen niye merhamet etmiyorsun? Sana dost olması için yetiştirildiğin kişileri Rab başına yönetici atayınca ne diyeceksin? Doğuran kadının kalmayacak. Yani Cenab-ı Hakk'ın tabii neticede bunu yazanlar bir İsrail bir peygamberi, yine de kendi kavmine merhamet ediyor. Merhamet etmesi de normaldir. Yani Yeremya dönüyor, halkına yalvarıyor. Niye böyle yapıyorsun diyor. Yine mi vurulmak istiyorsun diyor. Niye Allah'ın hışmını üstüne çekiyorsun diyor.
Bunu söylüyor yani sonra nasihatte bulunuyor. Hatta ben son kısma... Hocam Yeremye bizde hangi peygamber? Bizde yok, nebidir. Ha, tamam. Espat içine girer. Hani biz işte peygamberler gönderdik ve İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Espat der ya. Evet. Espat işte anladım. Bu dönem... 124 binden biri diyeceğiz. Peygamberlerden bir tanesi ama şeydir. Ben şeyin sonunda İsrail teklifi kabul eder mi diye, barışa yanaşır mı diye bir şey vermiştim. Hı. Yani çünkü İsrail'in barışa yanaşması halinde Yahudilerin orada varlığını sürdürme hakkını tanıyor Kur'an-ı Kerim. Sonuç olarak da onlar da bu anlattıklarınızın hepsi kendi metinlerinde olduğu için biliyorlar. Tabii biliyorlar canım biliyorlar. Yani başlarına gelecek her şeyi biliyor. Meşhur bir hani bir gün akrep şeyden çıkmış, deliğinden çıkmış, sonra bir su yükselmiş. Bakmış ki kendisi deliğiyle şey arasında su var. Kurbağa yalvarıyor, ne olur demiş, beni karşı tarafa ile götürür müsün demiş. Kurbağa demiş, sen akrepsin. Beni zehirlersin. Beni sokarsın demiş. Ya ben sokarsam sen de ölürsün, ben de ölürüm. Hiç böyle ahmaklık yapar mıyım diyor. Tabii kurbağa da inanıyor. Alıyor bunu sırtına götürüyor. Suyun içinde bir akrıyak. Tam ortaya geliyor. İneği batırıyor. Kurbağa kas katı kesiliyor. Ya diyor ben sana demedim böyle yaparsın diyor. Nasıl böyle yaparsın diyor. Şimdi sen de öleceksin, ben de öleceğim. Ben de akrebim diyor. Nasıl kuyumu terk edeyim diyor. Bunlar akreptir. Bunlar asla iyi davranma kabiliyetin tamamını kaybettiler. Şimdi bir şey söylüyoruz. Yani bu insanların maddeten üstün olmaları, bunların aynı zamanda Allah katında kıymetli olmaları değil. Kıymetlerini birkaç yerde kaybettiler. Birincisi el-mennu ve selva bunlara verilirken yani Cenab-ı Hakk'ın orada bu kavmi çoğaltmak için bir tür mantar olan el-mennu ve selva. Et ve tatlı yedirdi. Helva dedikleri. Helva, selva, helva. Şimdi esasında burada çok ilginç şey var. El mennu tabirine baktığın zaman bu doğrudan meni de çağrıştırır. Özür diliyorum. Selva ise o ikisi protein, bu ikisi birlikte kullandığı zaman insanın şehvaniliğini arttırır. Niçin? Çünkü Hazreti Musa bunları kurtarıp da şeye getirdiği zaman, Tur-i Sina çöle getirdiği zaman 70'e 30 kişiler, 70'e 30'du. Kadın sayısı %70, 70'ti, erkek %30'du. Ve bunların büyük bir kısmı da ihtiyardı. Cenab-ı Hak bunlara yeniden çoğalmaları ve üremeleri için böyle gazuratı olmayan bir yiyecek, bir gıda verdi. Mucizevi bir gıda. El-mennu ve selva. Bunlar da dediler ki, biz bıktık aynı şeyi yemekten, biz lifli gıdalar istiyoruz. Yani gazurat çıkaran, bu Adem'in atılmasına sebebiyet veren meyvedir. Onu istediler. Fumiya ve basaliya, şu an istedim. Ve adesiya ve fumiya ve kısayi ve basaliya. Beş tane şey istediler. Bunların hepsi de liflidir ve hepsi de yerin bitirdikleridir. Biz bunu istiyoruz dediler. Cenab-ı Hak dedi ki size de... Yani cennetten geleni dünyada olana tercih ettiler. Dünyadan geleni cennettekine tercih ettiler. Tamam, pardon, evet. Tam tersi. Yani dünyanın toprağını bitirdiğini cennetten gelene, gazuratsız olana tercih ettiler. İlk defa Cenab-ı Hak orada dedi ki siz ne kadar aşağılıkmışsınız. Nankörsünüz. Nankörsünüz. Nankörden de şey, ha öyle mi dedi. Benimse verdiğimi siz reddediyorsunuz. Gidin şu toprağı alın. İşte ilk böyle başladı. Yani Filistinlerin toprağında her şey vardır. Girin o toprağa, alın, ekin, biçin. وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَعُوا بِغَدَابِ مِنَ اللّٰهِ Bunun, bu ayetin Tevrat'taki karşılığı 40 yıl orada mahkum bırak. Mahkum yani bırak. Aslında bunların Filistinlilerin olduğu yere, yani bugünkü Kudüs'e gelmelerinin sebebi aslına bakarsanız o gün Allah'ın verdiğini nankörlük edip evet. Biz topraktan biten bir şey istiyoruz, alın size toprak gelin. O da gidin orada. Alın savaşın dediler. Bu sefer orada dediler ki çok kuvvetli bir şey var, asker var, kuvvetli bir ordu halk var. Halk var. Biz bunlarla savaşamayız. Sen de Allah gidin savaşın. Biz de geliriz dediler. İki. Şimdi biz söylüyoruz. Heh. Bu iki etti değil mi? Aynen. Bunun üzerine Cenab-ı Hak da Musa'ya dedi ki Hazreti Musa da halkından dolayı özür diledi. Yani ben sadece ve kardeşimden mesulüm ya Rabbi dedi. Yani bunların söylediklerinden, bunların istediklerinden ben sana sığınırım. O da onlardan. Beni bunların içine sokma dedi. Yani beni bunlardan sayma. Onun üzerine Allah dedi ki ben onların üzerine zillet ve gadap indirdim. 40 yıl haramdır size İsrail'e, Filistin'e girmeniz. 40 yıl. Hazreti Musa sonra bunlardan ilk defa bunlara fasık diyen, siz fasık bir topluluksunuz diyen Hazreti Musa'dır. Hocam çölde kaybolmanın mantığı da bu olabilir mi? Hani bir şey yetişmiyor falan ya.
Ne? Hani çölde bir şey yetişmiyor, bir şey büyümüyor, toprak değil ya. Evet. Hani o 40 yıl biraz da onun için mi? Tih dediğin zaman, tih kelimesi kaybolmaktır. Yetihun tabiri geçer. Onlar tih çölündeydi. Kur'an-ı Kerim ona yetihun, yok olup gitmek. Yani bir su çöle düştüğünde bir şey ifade eder mi? Yok. Yani işte emilir gider. Yetihun dedi. İşte ilk darbeyi Cenab-ı Hak o zaman vurdu. Siz aşağılık bir kavimsiniz. Duribat aleyhimu zilleti vel meskene. İlk defa zilleti ve meskeneti ve gadabı orada şey yaptı. Bu nasıl bir kavim? Elbette ki biliyor. Ama bu genel anlamda insanın, yani Beni İsrail nefs küvezidir. Genel anlamda nefsi temsil eden bir topluluktur. Hı hı. Ve o yüzden de sürekli dünya meyletti. Sürekli dünya meylediyor. İkincisi de ilk bu dediğim işte hani şey istediler. Topraktan biteni istediler. Arkasından da gidin şuraya gidin dediği zaman sen de Allah gidin savaşın dedi. Onlar çok güçlü, biz gidemeyiz. He. Ondan sonra Yeşu Hazreti Musa bunları terk etti. Zaten Hazreti Musa'nın şeyi makamı var yani mezarı yoktur. Belli değil yani. Yani evet. Çünkü terk etti bunları Hazreti Musa. O kadar illallah etti yani. Sonra Yuşa Aleyhisselam, hı-hı, bizim şurada şey yapıyor ya, burada da değil midir makam burada. Yuşa Aleyhisselam bunları derledi, toparladı, bir müddet tuttu. Sonra Hazreti Yuşa öldü, Yuşa Aleyhisselam öldü. Sonra başka bir nebi geldi. Sonra Samuel geldi, İşmuil. Onlar İşmuil diyorlar. İşmuil zamanında dediler ki biz bu halklarla mücadele edemiyoruz, bize de bir kral versin Allah. Ha, biz başsızız, öyle evet, dolanıyoruz. O yüzden dolanıyoruz. Bunun üzerine de İşmuil Cenab-ı Hakk'a arz etti. Cenab-ı Hak da dedi ki benim onları idare etmemi istemiyorlar mı? Ben onları denizden geçiren Tanrıyım ve düşmanlarını suya gark eden bir şeyim. Ve ben çölde hiç ekilmez biçilmez bir çölde onları doyuran ve besleyenim. Beni terk mi, beni ret mi diyorsunuz? Benden daha iyi bir sultan mı arıyorsunuz yani? O yüzden dedi ki halbuki Hazreti Musa'ya Allah tattakizu min duni vekila. Beni bırakıp başka milletlere sırtınızı dayamayın. Beni bırakın, vekillere sırtınızı dayanmayın. Tek başına bunu yapıyor. Hep yapıp durdular zaten yani. Sonra orada işte bu sefer de İşmuel üzerinden yani Samuel üzerinden bu sefer Allah'ın onları idare etmesini reddettiler. Biz kral istiyoruz dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak onlara diyor ki bak size bir kral verirsem çocuklarınızı köle yapar, kızınızı cariye yapar, sizin mallarınızı el koyar, şunu şöyle yapar, bunu yapar. Ben sizin çocuklarınızı köle etmiyorum, ben sizin mallarınızı almıyorum. Çok ilginç bir anekdottur. Evet ya. Ve sonra buna rağmen peki dedi Samuel böyle bir şey Allah'a arz etmekten dolayı çok incindi, çok Cenab-ı Hak'tan istiğfar etti, çok tövbe etti. Ya Rabbi yani ben böyle bir şeyi senin huzuruna getirmekten haya ediyorum ama senin kavmin bunu istiyor. Senin kavmin değil de kavmin bunu istiyor dedi. Evet. Cenab-ı Hak dedi ki İşmuil sen merak etme, onların derdi seninle değil. Onlar Rablerini reddediyorlar. Onlar beni reddediyorlar. Onu kendi hallerine bıraktım artık. Ver onlara, git filan kavimden filanı onlara atadım. Talut uzun boylu, cüssesi yerinde bir zat. Onu başlarına verdim. Ama Talut'a da ihanet ettiler. Arkasından Davut geldi. Talut'ta Davut kavgası var. Çok ilginç bir meseledir. Hı. Oraya girmeyeyim. Hı hı. Bir zaman bunu yazmıştım 2008'de. Talut-Davut kavgası. Sonra Talut da bir şekilde... Onlar ama Hazreti Davut'u peygamber görmüyor değil mi hocam? Kral da görüyorlar ama peygamber de görüyorlar. Daha çok kral görüyorlar. Hı. Daha çok kral görüyor. O yüzden de bir krala, bir peygambere yakışmayacak sıfatlarla vasıflandırıyorlar Hazreti Davut'u. Tabii konumuz bu değil. Esasında yani baştan başa konuşulacak meseledir Tevrat. Bugünkü İsrail'i anlamak açısından. Bir şey var. Yakub'un kendi çocuklarını izah edişleri var. 12 çocuğu var biliyorsun. Hı hı. Yani bir tek Benyamin'i ve Yusuf'u temize çıkartıyor. Diğerlerin hepsini lanetliyor. Ve bunların kendi çocuk. Tabii ki. Yani mesela Yahuda diyor, sen benim ilk kuvvetimsin, kuvvetimdin. Sen benim yatağımı kirlettin diyor. Ben bunu söylemeyeceğim. O tabiri söylemeyeceğim. Ne yaptığını. Anlatabildim mi? Böyle bir kavim. Bütün enses ilişkilerin kaynağı bunlardır. Bütün fesadın kaynağı da bunlardır. Allah ya bu Allah. İşte bu böyle enteresan bir kavim. Şimdi
Bu kitabı bazen mesela okuyorum. Zannediyorlar ki hacazı maaşa benim bunlara bir şey. Aksine bunları iyi tanımak gerekiyor. Ben seni temin ediyorum. En az 10 kişi vardır. Benim İsrail'e gönderdim. Gidin şey İbranice öğrenin. Tanıyın bunları yani. Şunu öğrenin, bunu öğrenin. Elhamdülillah bunların neticelerini de almaya başladık. Şeyler var yani. Bu işlerden anlayan, hakikaten bilen. Şimdi onlardan bir tanesi bir güzel şey yazdı. Bir kitap yazdı. Hakikat Şehri Kudüs diye. Bir hakikat kenti Kudüs diye. Herkese tavsiye ederim. Muazzam bir kitaptır. Yani benim bu meselede Türkçe'de okuduğum en 4-5 mamur bir kitap. Yani Kudüs'ü yazmış tabii. Kudüs'ün etrafındaki hikayeleri anlatıyor. Muazzam bir kitap. Semiha Karahan diye bir kızımız. Bir hakikat şehri Kudüs. Enteresan bir kitap. Sana tavsiye ederim. Ben de muhakkak o kitabı mutlaka okumalısın. Güzel bir kitap. Yani biz ne Kudüs'ü biliyoruz, ne hangi şartlarda Kudüs kaybedilir veya alınır biliyoruz. Daha önce birileri Hazreti Ömer mesela vermiştir bir Fatih'tir. Lütfen bir Selahaddin Eyyubi'nin bir hayatını inceleyin. Fatih'le aynıdır. Sevdalı deli bunlar yani. Yani mesela Selahaddin Eyyubi ya Kudüs'ün karşısında görür tepelerde gider günlerce ağlarmış böyle evet. Ya. Ben seni yeniden kendi hakikatine kavuşturmadan bana yemek haram olsun. Şu haram olsun, haram olsun diyen bir üzerine. Bunlar yani çok ilginç şeylerdir. Onun öncesinde mesela Kudüs'ün Haçlıların orada güçlenmesi için kimlerden nasıl destek gördüklerini bilmek lazım. Senin içinde onlara lojistik destek verenler olmadan orada barınamazlar. Şimdi orada düşün, İsrail gelmiş bir tarafı denize vermiş, kuzeyi, güneyi, batısı, kuzeyi her tarafı Müslüman vermiş. İstediği gibi esiyor, kesiliyor. İçeride, o civarda onlara destek veren, yardımcı olan insanlar olmasa bütün şeylerini ona vermişler. Yani mümkün mü ya? Mümkün değil. Ama işte neticede Müslümanların bunları görmeleri lazım. Peki, ve Yahudilerle ancak Hazreti Peygamber'in üslubuyla mücadele edilir. O üslup nasıl hocam? Ben de burada andım. Yani Resulullah tekniği var böyle enteresan bir tekniği. Yahudi iyi tanıyor. Çünkü bütün ahitlerini bozmuşlardır. Hazreti Peygamberle yaptıkları bütün ahitleri bozdular. Hiçbirisinde sadık kalmadılar. Çünkü onlar sadakat göstermekle memur değiller. Ya çünkü seni Allah'a sadakat göstermek. Hayır işte seni davar biliyor. Davarına yani çok özür diliyor. Eşeğine sadakat mı göstersin insan? Öyle bakıyor. Sen köle seni eşeği gibi görüyor. Seni kestiği davarı gibi görüyor. Hatta domuz gibi görüyor. Hocam dedi ya zaten. Tamam işte. Bunlar yani. İnsan görünümlü hayvanlar, insansı hayvanlar bunlar dedi. Tamam da işte seni de öyle görüyor. O diğerini de öyle görüyor. Hani mesela diyelim Amerika'yı da öyle görüyor. Onu soracaktım yani. Hristiyanlar için de mi aynı? Evet. Evet. Ve en çok onlara düşmanlar. Hristiyanlara kadar duydukları nefret kimseye nefret duymadılar. Çünkü onların belini kıran Hristiyanlardı. Müslümanlar onları eziyet etmedi ki. Müslümanlar sadece onları korudu. Doğru. Onların belini kıran Hristiyanlardır. Kimler? Selefkoslar. Yani İskender, arkasından Roma, önce Roma, sonra İskender, sonra Hristiyanlar. Haçlılar. Abi Hristiyanlar oradan çıktılar. Yahu yani Hazreti Davut'un mescidine, makberine bir şey yapmak, onu çöplük doğrusu, çöplük yapmışlardı Hristiyan. Hristiyan peygamberin şeyini çöplük yapmış. Hazreti Ömer gitti oraya, tanzim etti. Hazreti Davut'un mekanını açtı. Hazreti Ömer tam bir İslam medeniyeti misyonuyla içeriye girdi. Kan döktürmedi. Aynı şekilde Selahaddin kan dökmedi. Neden? Kudüs orası. Kudüs. Orada kan döken lanetlidir. Kim şey yaparsa Allah'ın kudsiyetine müdahale etmiş olur. Bunları yapıyor. Ama bunlar kasten yapıyor. Birileri ona yaptırıyor. Bunu görün. Ey yani Müslüman sen de gör. Lanetlenmek için yapıyor zaten. Ey Müslüman sen de gör. Yani bu kafir Yahudilerdir bunlar. Dinsiz ateist Yahudilerdir. Yahudiler yani Beni İsrail var, Yahudi var ve Siyonist var. Bir de bunların hepsinin üstünde bunları çatısı altına almış bir deccalizm var. Burada 9 kişidir. Deccali temsil eden 9 ailedir. Misyonu Siyon'u temsil eden 13 ailedir. Onların bir kısmı 9'unda içindedir. Ama mesela her Yahudi Allah'a inanmak zorunda değildir. Musa'nın kitabına inanmak zorunda değil. Tevrat'a inanmak zorunda değildir. Niye inanıyor? Ama Süleyman'ın yurdunu almak için o bölgeye gitmeye yemin olasın. Arz-ı Mevud'a inanmak zorunda. Tabii ki. Arz-ı Mevud'u almalıyım davasına olan herkes Yahudidir.
İsterse Tevrat'a inanmasın. İsterse ateist olsun. Ve bunlar da Türklere inanıyorlar. Çünkü Türkler de var yanlarında. Hazara Türkleri. Onlarla beraber. Doğru. Şimdi her iki tarafta da Türk var. Ancak bu Çin işi meseleyi bozdu. İlk defa Rockefeller ile Rothschild birbiriyle karşı karşıya geldiler. Menfaat çatışması gibi tabii yansıtacak. Tabii. İstiyor ki siz eğer Çin'i vekil kılarsanız biz Çin'i durduramayız. Öyleyse Çin'in karşısına onu durdurabilecek kavmi güçlendirmek lazım. O da Türk'tür. Allah Allah. Eskatoloji bu. O kadar iyi biliyorlar ki eskatolojiyi. O yüzden bunların içindeki Rothschild'lerin içinde bu o çatının içinde yer alan Hazara Türkleri Yahudiliklerine rağmen Çin'e olan eski hafızalarında eski var ya. Eski kültürlerine. Evet. Hafızalarından. Çin'i durdurabilecek tek bu kavimdir. Eğer bütün yumurtaları Çin'in sepetine koyarsak insanlık bitti. Tamamen Yecüc ve Mecüc'e dönecek ve sel gibi bu tarafa akacaklar ve bu da mukadderdir olacaktır. Ben o zaman diyorum, bazen diyorum ki yani evet Amerika çok fena bir sömürücüdür ama Çin geldiğinde siz o sömürüye dair rahmet okursunuz. Öyle bir bela. Şimdi işte bu Yahudilerin bir kesimi yani o münkir ve kafir Yahudiler güçlerini sermayelerini Çin'in eline bırakmaya başladılar. Çin'i vekil edinmeye başladılar. Çünkü yakında, diyorlar ki kuzeyden gelenleri durdurabilecek olan onlara onda, benzeyenlerdir. Yanlar, onlar da evet. Çin'dir diyor. Yani. Amerika Türkiye'nin yanında yer alacak diyorum. Ben hep öyle söyleyip duruyorum. Avrupa'nın içinde çok ciddi çatışmalar olacak ve Avrupa'da bir yeni din ortaya çıkacak. Bu yeni din Hristiyanlığı tasavvi etmeye, hurafelerden ayıklayıp Kur'an ile mezcetmeye çalışacak bir kesimdir. Yani bu Allah'ın dinine inanacaklar. Yeni bir din değil yani. Allah'ın dini dedim işte. Hristiyanın aslını bu, yani safiyetine getirirsen İslam'dır. Evet. Gelip İslam ile buluşacaklar. Ta'alav ila kelimetin sevâin beynana ve beynekum. Ey ehli kitap. Sizinle bizim aramızda müsavi olan kelimeye gelin diyor. Gelmeyecekler mi? Gelin diyorsa gelecek. Gelecekler. Kur'an'ın hükmü budur. Ve gelecekler bunlar. Ve geldikleri zaman Kur'an'ın tevhidine uyacaklar. Onlarla bizim aramızda bir aykırılık kalmayacak. Hristiyan ile Müslüman arasında. Bir farklılık kalmayacak. O yüzden dolayı da cizye kalkacak. Hristiyanlar üzerindeki cizye kalkacak. O da Mesih'in işlerinden bir tanesidir. Ben buna niye söylüyorum? Artık ittifak arayışını Müslümanların da araması lazım. Kimle? Hristiyanlar ile. Eğer, ta o yüzden 20 senede söylüyorum. Hristiyanları uyandırın. Çünkü bu adamlar şu anda bu Hristiyanlar ümmetinin burnuna halkayı takmışlar, zinciri takmışlar, onları idare ederler. Truva atının içindekiler Hristiyan ümmeti ama kullanan İsrail. Daha doğrusu Yahudiler bu tezin. Bu insanları, ümmeti, bu Hristiyan ümmetini bunların sultasından, kullanımından kurtarmak da bizim işimizdir. Kurtarırsak eğer kurtarırsak yanımızda zaten olacak da onlardır evet, diyorsun. Bu da işte nedir? Ve bunu şu anda maalesef Gazze tek başına yapıyor. Mazlumen yapıyor. Evet. Çaresizlik içinde evet. Yapıyor. Yok ediliyorlar. Vicdanı sönmemiş herkes. Dünyanın her yerinde. İnsan olan, evet. Adem'in çocuğu olan, vicdanı sönmemiş herkes ne oluyoruz ya demeye başladı. Ve daha da diyecekler. Bu da işte orada bizim mazlumiyetimiz buna sebebiyet verecek. Veriyor da. Muhakkak olacak. Öyle o kadar çok dehşetli bir bela ve haksızlık yapılacak ki herkes uyanacak. Ve herkes uyandığı zaman yeniden şeye dönecekler. Bilhassa Avrupa. Resmen Yahudi katliamlar başlayacak. Başlasın demiyorum. Başlayacak diyorum. Ve o yüzden insanlar arz-ı mevuda gitmek için patır patır kaçacaklar. Bunu kime yaptırdılar? Amerikan eliyle yaptırdılar. Ha. Irak'a girdiler. Irak'taki bütün tapu kayıtlarını yok ettiler. Bütün tapu kayıtlarını yıktılar. Tikrit dahil. Evet. Tikrit dahil. Kudüs şey dahil. Kerkük dahil. Musul dahil. Bağdat'ta ne yaptılar tam bilmiyorum. Bağdat'ta da tapu ve şeyi yaktılar mı? Galiba yaktılar. Bir şey bırakmadılar muhtemelen. Tapu ve nüfus dairelerini yaktılar. Niçin? Niçin? Hiç kimse sormuyor. Çünkü burasını arz-ı mevuda verecekler ve Yahudiler geldiğinde, oraya yerleştiğinde birisi çıkıp diyemeyecek bu ev benimdir. Tapusu yok. Kaydı nüfus yok. Kaydı yok. Hiçbir şey yok. Bitti. Bunu aslen o yüzden boşaltıyorlar. Şeye güçleri yetmedi. Yani
Asur'a girmeye. Yani şeyden sonra, Şam'dan sonra, yani Ninova'dan sonra sıra Asur'a gelmeliydi. Bağdat, yani Babil dediğimiz Irak, Kuzey Suriye ve Suriye, Şam. Şam da henüz ayakta duruyor. Çünkü Asur ile Gazze birlikte aynı anda yok edilecek. Tevrat'ın söylediğine göre. Yani daha doğrusu onların cezalandırma silsilesine göre. Net biliyorlar. Önce Babil cezalandırılacak. Ninova ile birlikte. Sonra Asur cezalandırılacak. Asur'la birlikte Gazze cezalandırılacak. Sonra şu cezalandırılacak. Sonra bu cezalandırılacak. Sonra sıra İsrail'e gelecek. Bunu biliyorlar. Akrep suda boğulacak ama yine de yapıyorlar. Onun için insanlık bu şeye merhamet ettikçe, bu kavme merhamet ettikçe bunları kullanan üst çatı azacak da azacak. Ben diyorum ki bazen Beni İsrail'e acıyın. Bunlar olup bitenleri biliyorlar, yalvarıyorlar, her yerde direniyorlar. Yapmayın diye. Çünkü bunun neticesinde bütün insanlık yeniden hayvan boğazlar gibi her yerde Yahudiler üstüne saldıracaklar. Bunlar hepsi haber verilmiş. En sonunda da işte ağaçlar, taşlar bile arkamızda, evet, Yahudi var. Yani gelince diyecek. Bu nedir? Nasıl bu hale gelecek? Bu kavmi, bu milleti, idarecileri bu hale getirdiler. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ben buna da üzüldüm ama. Birkaç dakika mı tamam. Söyleyeceğim ona göre. Şimdi işi Netanyahu'nun üstüne atıyorlar. Netanyahu'yu cezalandıracağız diyor Cumhurbaşkanımız. Ne olur? Ceza alacak diyor. Bir kurban Netanyahu. Garip bir kurban. Siz Netanyahu cezalandırdığınız zaman bu kavmin yaptıkları ile ödeşecek miyiz? Yani Netanyahu'yu astın. Bir tane şey vardı. Milosevic miydi o, neydi? Bu Sırp kasabı. Sırp kasabı. Cezalandırdın. 400 bin ırzına geçilen 400 bin kadının yarası sarıldı mı? Burada vahşice o çocuklar öldürülürken ve sen hiçbir şey yapmadın. Kar kaldı eline. Yani Gazze'ye yeniden o insanları mı getireceksin? Efendim işte Netanyahu. Ya Netanyahu zaten kurban edeceğini biliyordu. Neden siz bu şeyi görmüyorsunuz? Neden insanlığı bu Yahudi, bu çatıya doğru, bu deccalizme doğru yönlendirmiyorsunuz? Yani niye bir tek kişinin üstüne yıkıyorsunuz? Netanyahu mu yani? Bu mesele Netanyahu'nun meselesi değil. Hayır. Netanyahu kukla. Bu yeni bir düzenidir Yahudilerin. Netanyahu'nun için bak Yahudi, Netanyahu cezalandırdı. Siz cezalandırdığınızda Gazze mi, geri mi gelecek Gazze? Ya sen Gazze'yi, efendim işte Eriha'yı, işte nereyse işte mevcut Filistin topraklarını o insanlara vermedikçe sen yapmış olacağın bir şey olmaz ki. Ben kendimi feda ettim, öldürün beni. Millet, bu Türk milleti yeniden ayağa kalksın. Kalksın, bu millet yeni kalksın. 10 bin tane Mehmet Ali'nin canı feda olsun. Ne olacak ki yani? Adam böyle bakıyorsa Netanyahu'yu öldürmüşsün. Ama adam bütün bir coğrafyayı temizledi. İş mi yani? Dolayısıyla meseleyi Netanyahu'nun üzerine getiren, Netanyahu cezalandırılacak diyenler onların ekmeğine yağ sürüyorlar. Şimdi Biden da bugün öyle dedi. Evet. Bunlar doğru yaklaşım değil. Aslında siz diyorsunuz ki meseleyi anlayın, sistemi çökertin. Sistemin, evet, söyledim bu. Hepsini ben anlattık aslında. Bu. Yani olur veya olmaz ama olacak. Muhakkak olacak. Fakat o iş gelince, o gün gelinceye kadar çok biz, kayıp vereceğiz. Biz ne yapacağız? Evet. Biz ne yapacağız? Çok kayıp vereceğiz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Hem hiç duymadığımız hem çok hiç konuşulmayan hem de çok da bilinmeyen şeyleri söylediniz bize. Bence çok faydalı oldu. İnşallah. Herkesin not aldığı program olmuştur. Ben böyle tek not aldım. Daha da soracaklarım vardı ama onlar da inşallah bir sonraki programı olacak. Evet, efendim, buraya gelirken çok yorgundum, bitkindim. Konuştukça tahmin ediyorum dualar bizi ayağa kaldırdı. Galiba öyle hocam. Allah onlardan razı olsun. Çok mesaj var bu arada yani. Evet. Mesajlarınızı ben görüyorum. Özellikle sosyal medyadan çok okuyamıyorum ama çünkü yani hani şunu da zannetmeyin, biz bunu hocamla önceden planlayıp şunu konuşacağız, yok, gibi gitmiyoruz. Yani ben burada aklıma geleni söylüyorum, hocam oradan bildikleriyle bize cevap veriyor. Onun için o şeyi bozmak istemediğim için biraz da mesajları okuyamadım. Hepinize de çok teşekkür ediyorum, mesaj yazan ve izleyen herkese de. Biz, evet, önümüzdeki hafta yine burada olacağız, yine sohbet edeceğiz, yine muhabbet edeceğiz, yine konuşacağız. İnşallah siz de o zaman orada olursunuz efendim. O zamana kadar muhabbetle kalın, hayırlı akşamlar.